hoş geldiniz. Geliyor değil mi? Sesini geliyor artık. Bugün bizim için özel bir gün. Yüksek lisans öğrencilerimizin organize ettiği mekan konuşmaları etkinlik serisinin 100. buluşması için bir araya geldik. Bu konuşma serisi 2015 yılında Mimari Tasarımcı Lisans Programı Koordinatörü Eren Aysel'in döneminde başlayan bir seri. 8 yılda burada isimlerini gördüğünüz öğrenci grubunun eforlarıyla 99 konuşma gerçekleşti. Bu konuşmalar hem lisans hem yüksek lisans öğrencilerine hem ilgisi olan herkesin katılımına açık olarak gerçekleşti ve oldukça geniş bir katılımcı ve konuşmacı yelpazesine ulaştı. Özellikle pandemi döneminde çevrimiçi mecranın da avantajlarını kullanarak oldukça geniş mecralarda bize düşünme, zengin bir düşünme ve tartışma platformu sağladı. Bu organizasyonun organizasyonu sağlayan buradaki öğrencilerimizin her birine pek pek teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonların gerçekleşmesinde kilit bir rol üstlenen Serra Aşkın program asistanımız. Burada görünmüyor saklanmış. Ve aynı gibi daha önceki dönemlerde üstlenen Canan Erkan ve Yağdır Çelik'e de teşekkür etmek istiyorum. 100. buluşma için mezunlarımızla, hocalarımızla tekrar bir araya gelmenin anlamlı olacağını düşündüm. Ve onları teşekkürçe formatında kısa sunumlar yapmaları için davet ettik. Kabul ettikleri, zaman ayırtıkları ve bize katıldıkları için tüm konuşmacılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilgi ve mimarlık eğitimi 2015 yılında, mimarlık 2005 yılında İhsan Bilgin ve Tansel Korkmaz hocalarımızın kurduğu Mimar Tasarım Yüksek Lisans Programı ile başladı. Bugün hala büyük oranda onların kurduğu ekiple yolumuza devam ediyoruz. Evet, İhsan hocamızı çok özlüyoruz, sevgiyle anıyoruz ve çok övüyoruz. Tansel hocamıza da hem fakülte kadrosunun oluşumunda, programın şeyliğinde, oluşumunda tüm emekleri. Bugün de bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Son olarak bu 100. etkinliğin gerçekleşmesinde büyük destek veren rektör yardımcımız Aslı Tuncu ve Şenlihan Dönerciğimizi çok teşekkür ediyorum. Şenlihan Hocam bu dönem yüksek lisans stüdyosunu yürütüyor ve yaklaşık 10 yıl üniversitenin başkanlığı görevinde üstlendi. Kendisine kısaca bir söz vermek istiyorum, müsaade ederseniz. Sonra yüksek lisans öğrencimiz sizinle için konuşmaları takdim edecek ve sunumlara başlayacak. Tekrar hoş geldiniz. Hocamıza çok teşekkürler. Kalabalığı bu şekilde bir arada görmek gerçekten mutluluk verici. Herkes için çok mutluluk verici. Yani bu birkaç açıdan çok mutluluk verici. Bir tanesi biliyorsunuz bilgilerin marketi ve Banu hocamızın da az evvel söylediği gibi burada bizlere çok kıymet verdiği, her zaman çok büyük değerler olarak tekrar tekrar aldığı bir kitle gerçekleşti. Bunun liderliğini İhsan Bilgin yapmıştı, Tansel Korkmaz'la beraber yapmıştı. Ama Nevzat da bugün burada aramızda çok mutluyuz. Nevzat da bizlerle beraber gördüğümüz için buradaki mimarlık eğitim aslında bir yüksek lisans eğitimi olarak başladı. Ve oradaki dertlerle de bu 4 yıllık eğitim sonrasında diplomasını almış olan mimarlar gerçekten profesyonel hayatlarına, meslek hayatlarına geçişte acaba daha farklı bir yaklaşımla ve farklı bir program bağlısıyla akademik olarak, hem profesyonel olarak çok daha olumlu nasıl şey yapabilirler, meslek hayatlarına devam edebilirler kaygısıyla yine insanın aslında önderliğinde ve merkezinde çok önemli bir akademik, çok başarılı bir akademik kadro. Kendi Tansel'in de katkıları ve eşliğiyle önderliğiyle çok değerli bir akademik
yılmadan sürdürülü çalışmaları için yaratıcı bir yaratıcılar çok çok teşekkür etmek istiyorum ben. Ve herkese için de çok teşekkür etmek istiyorum. Mekan konuşmaları elbette ki bütün bu enerjinin öğrenciler tarafından organize edilen bir bilişim içinde sürdürülmesi açısından bizlerin çok desteklediği, çok mutlulukla içinde olduğu bir organizasyonu ve bir parçası bütün bu programımızın ve bütün yaklaşımımızın. Ben sözü çok uzatmadan daha önceki programda öğrenci olmuş meslek hayatlarında son derece başarılı kişiler olarak devam eden bir seri belki konuşmayı hem dinlemek hem de onları tekrar aramızda görmek ve yeni öğrenci gruplarımızla birlikteliğini de mümkün kılmak için lafı uzatmadan hemen Sıhhi'ye devrediyorum. Evet. Çok çok teşekkür ederim hocam. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben Simge Çil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Mekan konuşmalarının 100.sü kapsamında yüksek lisans programımızın mezunlarıyla bir araya gelmek biz öğrenciler için de oldukça heyecan verici. Öncelikle davetimizi kabul eden tüm konuşmacılarımıza, tüm destekleri için Banu ve Şebnem hocamıza ve katılımınız için sizlere tekrar teşekkür etmek isterim. Her sunum peçe kuça formatını izleyerek 20 slide 20 saniye olmak üzere 6 dakika 40 saniye sürecek. Konuşmacılarımızı kısaca tanıtarak sahneye davet edeceğim. İlk konuşmacımız Bilge Bal, mimar, araştırmacı, akademisyen. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. 2013-2021 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak birinci yıl tasarım stüdyosu ekibinde yer almış ve doktora araştırmasına paralel deneysel bir pedagoji ile kurguladığı birinci yıl mimari çizim stüdyolarını koordine etmiştir. 2021-2023 yılında İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde davetli öğretim görevlisi olarak Karşılaşmalar ve Başlangıçlar temalı ilk yılının akademik koordinatörlüğünü yapmıştır. Bilge Bal, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde başladığı doktora tezini 2023 yılında tamamlamıştır. 2022'den beri Dirty Drawings, Çarşamba Konuşmaları ve Atölye serisini uluslararası düzeyde tasarlamakta ve küratörlüğünü yapmakta, İstanbul'da bir çizim merkezi kurma çalıştırmalarını sürdürmekte ve Columbia Üniversitesi'nden Breonna Roberts'ın öncülüğünde Feminist Special Practices grubunun bir üyesi olarak araştırmalarına devam etmektedir. 2017 yılından bu yana Manifold'da Elin Araçları Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları köşesini yazmaktadır. Konuşma başlığı Masanın İlhamı. Geçtim hocam, geçtim. Saniyeleri işliyor tabii değil mi? Ben koşarak gelmem gerekiyor. Herkese merhaba. Davet için de çok teşekkür ederim. Saniyemden yemeyecekse böyle çok küçük bir giriş yapacağım. Benim aslında birazcık özel bir durumum da var programla alakalı. Ben Mimar Tasarım Yüksek Lisans Programı'na girip mezun olduktan sonra aslında okulda kalan bu programdan iki kişiden biriyim. Bir tanesi de Elif Simges Fettaoğlu'ydu. İlk giren Elif'ti zaten. Sonra ben kaldım. Sonra da uzun bir süre Bilgi'deydim. Ben biraz böyle bugün konuşurken aslında sizi biraz 2008'e götüreceğim. Mimarlık Fakültesi'nin henüz olmadığı, sadece Mimar Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın olduğu ve Bilgi Mimarlık dediğimizde aslında sadece yüksek lisansın konuşulduğu bir döneme gideceğiz. Konuşmamın başlığı da Masanın İlhamı. Çünkü aslında hepimizin öğrenci olarak çok zevkli bulunduğu bir oda ile başlamak istedim. İhsan Hoca'nın odası. Bu odadaki masa aslında sadece İhsan Hoca'nın çalışma odası ve şey değildi. Aslında hepimiz için ve farklı aktörler için bu masada bulunmuş olmak önemliydi. Çünkü bu masada aslında biz bir şekilde İhsan Hoca'nın işte dersleriyle birlikte yaparken bir yandan da arka planda masanın öteki tarafına geçtiğimde aslında çok hararetli tartışmaların, dönemlerin kurgulandığı işte bir ortamdı bizim için. Bir yandan İhsan Hoca'nın evde böyle sürdürdüğü bir korsan dersleri vardı. Bir dönem o evde ders yapmış olmuştu. Neyse,
Bu E3 binası pek çok kişinin aşina olmadığı, bilgi mimarlık deyince aslında bilmediği bir bina. Bu bizim dönemlerden, benim bilgide olduğum dönemlerden aslında bizim için ne demek bu komün hayatı ve komünite nasıl bir yaratılmıştı falan gibi bir ortam. Bu bizim aslında jüri ortamımız, işte yaşadığımız ortam, bir araya geldiğimiz ortam. Bambaşka aktörleri, yukarıda aslında bir belediyeden birilerinin olduğu bir sahne var. Bir yandan güncel tartışmaların da stüdyo konularına dahil edildiği bir ortam. Yani battaniyeyle gezerken birden böyle belediyeden birini de stüdyoda görebilirdiniz. Bir yandan Haşim Sarkis'i görebilirdiniz belki jürinizde. Bu gene E3 binasından bizim bu tartışmaları yaptığımız ortamlardan biri. Bu bizim dönemden yine. Jüriler aslında bu tartışmaları kendi aramızda yapmanın önemli bir ortamlarından biriydi. Farklı dönemlerde bir araya geliyordu. Mesela Göksel'inle ben aynı ortamda bulunmuştuk. Yani o asistandı o dönem. Bu da galiba Kağıthane projesi yanlış hatırlamıyorsam. Birlikte konuşuyorduk. Ama bu tartışmalar ve jüri ortamı sadece böyle bizim kendi aramızda kapalı yaptığımız toplantılar gibi değildi. Bunun her yıl böyle büyük bir sergisi ve paneli olurdu. Bu sergi ve panellerden E3'ün zemini her zaman böyle farklı grupların ve işte aktörlerin bir araya geldiği aslında böyle bir panelle birlikte açılan bir ortamdı. Excursionlar, İhsan'ın çok önem verdiği şeylerden bir tanesiydi mimari tasarım programı ile ilgili ve bence başka hiçbir okulda olmayan önemli bir vaatti bizim için bu. Kenti aslında gövdeyle deneyimleyerek bir şekilde orada bulunmak ve bunun programını aslında İhsan Hoca İdil'le çok yapıyordu. İdil Alkor bugün burada yok ama İdil aslında asist ediyordu. Sonrasında ben devam etmiştim. Bu programın, bu modülün aslında önemli çıktılarından bir tanesi, hani sadece böyle gidip turistik bir gezi yapmak gibi bir şey değil bu. Aslında konunun etrafında dolanan bambaşka ölçekler, bambaşka konular da davet etmesiydi ve bunun aslında bir sergiye dönüşebilmesi ve aslında da böyle mimarlık ve kent kültürüne katkı yapacak böyle Metropol ve Mimarlık diye büyük bir seri, kitap serisi yayınlanmıştı. Üstteki de Paris döneminin kitapçını kim yapmıştı hatırlamıyorum ama bir de Venedik. Bunlar böyle excursion'a giderken aslında öğrencilerin, master öğrencilerin hazırladığı kitapçıklardı. Bunda hazır işte rotadan tutun, yapılar, işte kentle ilgili genel bilgiler vesaire bulunan böyle bir kitapçık da hazırlanıyordu bir yandan. Dolayısıyla çok katmanlı bir şeyden bahsedebiliriz burada. Ben bu okula başladığımda master'ın mülakatına girdiğimde İhsan Hoca'nın çok temel bir sorusu vardı. İşte bu program aslında bizim programdan ne beklediğimizi değil de programın bize ne yani bizim o programa ne katkı yapabileceğimizi sorduğu bir soru vardı. Bir de ben böyle mülakata girdiğimde bana sen doktora yapmayacak mısın falan gibi sormuştu. Bizim program aslında dışarıdan çok böyle tırnak içinde mimar ve pratik yapan bir şey odaklı olmakla birlikte aslında o programın çok entelektüel yetiştirmekle de bir, ilgili bir derdi vardı. Dolayısıyla aslında hani sadece stüdyo dersleri değil, onun etrafında dönen pek çok şey vardı. Bu İhsan Hoca'nın mesela 510 dersinde okuttuğu kuram eleştiri diye bir dersi vardı. Benim de çok böyle bana katkısı olduğunu düşündüğüm bir ders. Birazcık o yüzden bu ilk 10 slide benim için biraz temeller gibi bir şey. Diğeri de aslında bu tarih teori öğrencilerimizden Nur'un defterinin kapakları. Nur da bugün burada. Bir süre sonra çünkü mimar tasarım programına tarih teori programının eklenmesiyle birlikte aslında tarih teori değil programın adı. Kuram eleştiri, teori kuram eleştiri miydi? Yok, evet şu anda heyecanla hiçbir şey söyleyemeyeceğim yani. Evet. Dolayısıyla onların da böyle dahil olduğu bir stüdyo organizasyonu da vardı. Bu İhsan Hoca'nın lisansta örgütlediği birinci sınıf dersiydi, kültür tarihi. Bu kültür tarihi dersi aslında bu 510'daki kuram eleştiri dersine çok paralel bir dersti. Çünkü İhsan Hoca o derste mimarlıkla ilgili bir şey okutmuyordu. Her zaman böyle onun etrafında dolanan bambaşka temalarla uğraşıyordu. Bu da İhsan Hoca'nın örgütlediği yılın böyle bir kurgusu. Orada böyle ne bileyim Mehmet Kütükçoğlu ve
Nardis Bar'dan işte caz verek konuşmasını görürken bir yandan Suat Oğuz Ertem'den bambaşka bir şey dinleyebilirsiniz o derste ya da İskender Savaşır olabilir. Dolayısıyla bu ortam aslında sadece böyle mimarları görüp ettiğiniz bir yer değil de aslında santralde olmanın ve burada olmanın enerjisiyle de ilerleyen bir şeydi. Ayrıca bir şeyleri tartışabilmek, sözlü olarak ifade edebilmek, onun iletişimini kurmak kadar yazmak bu programda kritik bir şeydi. Yani testsiz bir program olmasına rağmen aslında ben şey konusunda çok iddialıyım. Pek çok tez yazmış şeyden çok daha iyi yazılar üretilmiş bir dönemde. Ayrıca tarih teori öğrencileri de bu derse tutorluk ediyordu, onu da söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle farklı kuşakları bir araya getiren bir takım derslerdi bunlar. Ben zaten saniye falan getire. Saniye. İşte ben yanlış seçimim bence başlangıç için. Neyse, dolayısıyla santralim... İyi yol açtın ama bir de şükür. Sonraki sunumları için. Evet. Bu da İhsan Hoca'nın aslında mekan konuşmalarında yaptığı bir şey, bir konuşma. Santral İstanbul neydi? Bir düş ve gerçekleştirme süreci. 2016'da sanırım yaptığı bir konuşma. Ben de şey diye düşünmüştüm, aslında bu programın çok büyük bir vaadi zihinde hani bir dalga oluşturmak. Aslında bir şekilde bu programda benim de okuyup tanıştığım Nurdan Gürbilek'in söylediği gibi bir şekilde aslında farklı bir sürü aktörü, konuyu, pek çok şeyi birbirleriyle örmek aslında bir yandan bence önemli olan bir şeylerden bir tanesi de dayanışmaktı. Dolayısıyla benden önce bir başkası bence önemli bir şeydi. Burada böyle çok rekabet ortamı değil de komün hayatı ve komünite olma deniyordu. Ve aslında başka disiplinleri de bir araya getiren bir yapma süreciyle ilgili bir şey vardı. Bu birazcık benim pratiğime nasıl yansıdı diye ben daha... küçük bir yerden şey yapacağım. Onlardan bir tanesi böyle doktora sürecimin kendisiydi zaten. Benim böyle doktora da çizmeye çok disiplinli bakabilmemin en büyük şeyi aslında onunla birlikte öğrencisi olarak da bulunduğum ama sonra asistan olarak da yer aldığım kuram eleştiri dersiydi. Bu benim için önemliydi. Burada yaptığımız ve aslında lisans dersine birlikte yürüttüğümüz arkadaşlarım vardı. Onlarla aslında bu çok disiplinli bir stüdyo olabilmek ne demek? Başka türlü bakabilmek ne demek? Aslında bu tartışmayı bir sergiyle daha büyük gruplarla açabilmek ne demek? Onun deneyimini birazcık yaşatan bir şeydi. Ya da o yapmayla olan ilişkisi aslında buranın bana en büyük katkılarından bir tanesi. Bu böyle 40 yaş altı genç mimarlar seçkisinde benim yaptığım bir seyyar masaydı. Yine aslında bu paylaşım ortamını kurma ve sürdürme meselesini benim bilgiden alışkanlığım olarak devam ettiği için böyle bir çizim, uluslararası bir çizim serisi organize ediyorum bir yandan. Hatta sonuncusu da bu Kasım'da başlayacak. Aslında bunlar işte bir takım konuşmalar, workshoplarken bir yandan da hakikaten o bilginin getirdiği bunu sergi yapabilme ve paylaşabilme kültürü önemli. Aynı şekilde stüdyodaki burada öğrendiğim o tartışma ortamını gerçekten başka ortamlara taşıyıp tartışmamı. Bu şeyde Kuzguncuk İskelesi'nde yaptığımız bir stüdyo sergisi öğrencilerle. Ya da güncel konuları masaya getirebilmek. Yedikule ilk master programında aslında ders verenlerden Aslan da çalışmıştı. Ben o sırada onun asistanlığını yapmıştım stüdyoda. Ama bu konu her zaman güncel bir konu oldu. Ben de aslında bilginin önemli koşullarından biri, belki söylemeyi unuttum ama çok güncel ve aslında tartışmalı alanları her zaman stüdyoda masaya yatırılıyordu diyeyim. Dolayısıyla da bu aslında benim kendi hayatımdaki stüdyo pratiğime yansıyan bir şeyler, bir olan şeylerden biri oldu. İşte gövdeyle deneyimlemek, yerinde bir şeyler yapabilmek, o yerde bulunmak gene aynı şekilde. Bu da aslında İhsan Hoca'nın kent dersini alan en son grupla bizim yaptığımız bir excursion. Emre Sena'nın Yaşlı Bey'de 49,5 olarak yaptığımız yaz okuluydu. Ve aslında bunu sonra fark ettim ki İhsan Hoca aslında bambaşka yazılarında bu konuyu çok fazla şey yapmıştı. Belki de hepimizin bilinçaltında olan bir şeydi. Onu da böyle çok farklı konuya yaklaşacak, başka ölçeklerde bir araya getirecek şekilde ele almıştık o dönem. Ve aslında yerinde
sadece işte geçmişi değil, aslında o başında söylediğim o masayı ve masada olma halini de içeren, hatta o komün hayatı da içeren böyle bir küçük bir denemesiydi. Bunlar birinci sınıf öğrencileri bu arada yaptığımız grupta. Ya da başka şeyleri önemseyebilmek onu yaparken. Kısaca masanın ilhamı benim için böyle bir şeydi. Sağda bizim kağıthane stüdyosu. Solda pardon, sağda da biz, benim yürüttüğüm stüdyonun jürisi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sıradaki konuşmacımız Büşra Al, mimar, Plak Ofis'in kurucusu. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. 2014'ten bu yana Gazi Emir Aktepe Emres Kentsel Dönüşüm Alanı Yarışması, Adana Sucuzade Kent Meydanı Mimari Proje Yarışması, Antalya Muratpaşa Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması, Uzundere Cemevi Yarışması, Pamukkale Atatürk Caddesi Dönüşüm Yarışması ve Erbaa Çamlık Sosyal Merkezi Yarışması'nda çeşitli ödüller alarak profesyonel yarışma hayatına devam etmiştir. Büşra Al, 2014 yılında Plak Ofisi kurmuştur. Çalışmalarına kurucusu olduğu ofisinde devam etmektedir. Konuşma başlığı kelimeler. Merhabalar. Bilgenin açtığı yolda ilerleyeceğim ben de. Ön bir giriş konuşması için ekstra ve bazı geçemediğim görseller için çok teşekkürler Bilge, ilk sınavı bu şekilde gerçekleştirdiğin için. Çok kısa bir giriş. Bugün burada yani birbirimizden tabii ki haberimiz var ve birbirimizi izliyoruz ama toplanıp buranın diğer kullanıcılarıyla bir araya geldiğimiz bir şey ilk defa gerçekleşiyor. Onun için çok önemli. Buradan aynı eğitimin içerisinden geçerek farklı üretimler yapan birçok kişiyi aynı dönemlere denk gelen görmek ve izlemek o ortamın çeşitliliğini anlamak için de bence bütün resim içerisinde de çok önemli. Bugün ben bizim pratiğimizi oluşturan, çünkü bilgi mimarlığın benim için en önemli kısımlarından biri, çok ünlü mimarların olduğu, işte profesyonel ofis sahiplerinin olduğu yeri değil, daha çok Tansel Korkmaz'la İhsan Bilgi'nin vizyonuyla açılmış olan pratikle kuramın bir arada olmasının verdiği bir düşünce biçimini bütün pratiğe nasıl yansıtabilmekle ilgili bir sunum bu. Bu sene bir Plak Ofis'in bu sene 9. senesi olacak ama 5 yıllık işlerin topladığımız kelimeler diye bir kitaptan burada öğrendim ve hala hayatımda devam eden çok önemli kelimelerin olduğu bir seriyi sizinle paylaşacağım. Bence başlayabiliriz. Dediğim gibi burada aslına bakarsanız çok ünlü isimler gibi görünen, o dönemde 9+1 konuşmalarıyla başlamış olan bir hararetli bir dönemin içerisinde pratikten mimarların aslında sanki çok önemli bir eğitimin, çok önemli bir kısmını kaplıyormuş gibi bir etkisi vardı. Fakat onun içerisine girdikçe İhsan Bilgin ve Tansel Korkmaz'ın da yönetimiyle çok önemli isimlerin, Sibel Bozdoğan, Murat Güvenç, Atilla Yücel, Aykut Köksal, İskender Savaşır gibi, bunlar bu arada sadece benim dönemimde o dersi giren insanlar olduğu için, tabii ki Günkü Takın gibi isimler de var ama bizim kendi dönemimize ait hocalarımız da aslına bakarsanız mimarlıkla, yapmayla düşüncenin birbirinden ayrılamaz ve birbirini besleyen bir bütün olduğuna dair bir eğitimden geçirdiler. Ben de mimarlık pratiğimizde Plak Ofis'in 4 kelimede aslında oradan öğrendiklerimizi toplayabiliyoruz. Ölçekler arası bunlardan en önemlisi. Mimarlık üretiminin her zaman kendinden daha büyük bir bütünün parçası olduğu ve farklı ölçeklerdeki ilişkiselliğini çalıştığımız bir pratiğe sahip Plak Ofis. İkinci önemli kelime eklemlenme. Çünkü biz genelde tek ikonik yapı, yani 2000'lere kadar süre gelen tek mimar, tek ikonik yapılardan çok aslına bakarsanız kentle, o yerin ne olduğuyla, mevcut bir yere yerleşmeyle, mevcut bir bedenle nasıl ilişki kuracağımızla ilgili çok ciddi kuramsal dersler aldık. Boşluk bir yapının hem kendi içerisinde hem de kentle olan ilişkisini kurgulayan ara kesit olarak en az yapı kadar açık alanların ve boşlukların da çok önemli bir şey olduğunu, bu pratikle
kuram arasındaki bu diyalogdan öğrendiğim şeylerden bir tanesiydi boşluğun kendisinde tasarlamak. Bir arada olmak, yani zaten hem buranın kolektif kavramıyla da çok ilişkili. Yani insan sadece mimari kavramlarla değil, gündelik hayattaki kavramları, yaptığı şeyleri yansıtarak da mimarlığını şekillendirebiliyor ya da yaptığı işi şekillendirebiliyor. Burada tasarımı oluşturan kavramları ve yapıları bizim böyle bir şeyimiz var diyebileceğimiz bir pratik bu. Bütün parçalarını ayırarak o parçaların tekrar etüt edilip tekrar bir araya getirilmesiyle elde edilen bir bütünü tartışıyor oluyoruz. Bu dört ana kavramın altında tabii ki alt kavramlar da var. Diyagram bizim mimarlığımızın en önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü var olan bilgilerle o yere ait düşüncelerimiz arasındaki bağlantıyı kurduğumuz en önemli araçlardan bir tanesi. Bunun da kökleri aslında Bilgi Üniversitesi'ndeki projelerin zamanına denk geliyor. Kentsel morfoloji yine neredeyse herhalde Yayısın Hoca'dan ya Tansıracı'na öğrenmişimdir bu kelimeyi de. Mevcut yapılı çevrenin büyük bir kısmının parsel bazında ele alındığı bir işleyişte değil de kenti anlayıp sokak, mahalle, şehir ve onunla birlikte yapıyı tasarladığımızda hem o boşluktan hem de yapının kendisinden çok daha kuvvetli bir bütün oluşturan bir şey olarak o boşluğu ve hareketi düşünmek. Düşünme ile yapma arasındaki ikili genelde birbirinden kopukmuş gibi algılanıyor. Fakat burada ısrarcı olduğumuz şey düşüncenin yapıya dönüşürken bir şeyler kaybetmemesi, aksine azalmasıyla birlikte sadece rafine olmasını kabul edebileceğimiz bir üretim pratiği oluşturmaya çalışıyoruz. Bu Adana Sucuzade Kent Meydanı ilk gördüğünüz render'ıydı. Şu anda yapılmış hali bu. Onun için oradaki genel kavramları yaparken düşüncedeki koruyoruz. Düşey sokaklar, arkadlar, çiftçi dağlar gibi. Onun için yapma bizim için düşüncenin kaybı değil, düşüncenin uzantısındaki rafine olma eylemi. Analizle tasarım yine birbirinden çok farklı iki süreç gibi algılanıyor eğitimde. Burada bizim kavradığımız şey bir bütün olarak düşünülmesi ve döngüsel olarak süreç içerisinde analizin tasarıma, tasarımın tekrar analizlere girdi sağlayarak iç içe geçiyor olmasını savunuyoruz. Gündelik burada çok önemli bir kavram çünkü o ikoniklik ve tekilliği kırabilecek en önemli şeylerden biri. Yapılan şeyin, önerilen yapının ya da açık alanın zaman ve kullanıcı ile tekrar tekrar şekillenmesi ve bununla birlikte gündelik hayata tek bir ikonik yapıdan daha önemli bir katkı sağlayabilmesini önemsiyoruz. Tekrar biraz kulağa hani sert ve en korkulanlardan bir tanesi geliyor ama burada sadece bir birimin değil yerleşimi oluşturan birçok birimin tekrarından bahsediyoruz. Bu da tek düzeliğin aksine onların bir araya gelme biçimiyle olasılıkların arttırılmasına imkan veren bir dokunun yaratıldığı jeneratör olarak kullanıyoruz tekrar aslına bakarsanız. Ortak kullanım bizim için konutun ya da tasarladığımız yapı kadar önemli bir şey çünkü o çokluk içerisinde kişiselleşmiş konut ya da yapı birimlerinin bir araya geldiği bağlaç dokuları oluşturuyor. Devam edebiliriz bununla ilgili. Ara kesit de aynı şekilde hem bizim için bir uzantı hem de bir birleşme, karşılaşma mekanı oluyor. Bunu da burada öğrenmiştim. Yani bazıları doğrudan burada öğrenilenler, bazıları da zamanla onları geliştirerek kendi sözlüğümüzü oluşturduğumuz şeyler. Ara kesit Bilgi Üniversitesi'nin bana öğrettiği şeylerden biri. Bu hem yapının kendi içindeki karşılaşma mekanı olabilir, hem de yapıyla kentin karşılaşmasındaki ara kesitin tasarımı olabilir. Sokak yapıların arasında kalan en kılcal boşluk gibi anlatılıyor ama biz bunu bu yapısal formunun ötesinde bir ortak yaşam alanı, kapalı alanların uzantı alanı ve yine kentle öneri yapıdaki kullanıcıların karşılaşma alanı olarak temsil ediyoruz. Parçalılık sadece kütlelerin kendi içerisinde bir takım farklılaşmalar değil, onların bir araya gelişindeki açık alanların da farklılaşmasını sağlayan en önemli tasarım araçlarımızdan bir tanesi.
Ve bunlar ve daha fazlası, yani bugün burada 20 slide olduğu için bu sene yakın zamanda Temmuz ayında çıkardığımız Kelimeler Üzerinden Bir Mimarlık Ofisi'nin üretimleri kitabında yer alıyor. Bu kitap şunun için çok önemli. Görseller, imgeler üzerinden değil, burada öğrendiğim, yani kuramsal derslerin uzantısındaki o kuramla pratik arasındaki ilişkinin bütün meslek hayatımı arşivlerken kullandığım araca dönüşmesi, içselleştirdiğim bir yönteme dönüşmesi için çok önemli geliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız Caner Bilgin, mimar, Bilgin Mimari Tasarım Ofisi kurucu ortağı. 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Teğet Mimarlık'ta Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar ile birlikte çalışmıştır. 2012-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak stüdyo yürütücülüğü yapmıştır. Caner Bilgin 2014 yılında Begim Yılmaz Bilgin ile İstanbul merkezli araştırma tabanlı mimari tasarım ofisi olan Bilgin Mimari Tasarım Ofisi'ni kurmuştur. Kariyeri boyunca birçok farklı yarışmadan ödül almış, farklı üniversite ve kurumlarda seminer, atölye çalışmaları düzenlemiştir. Konuşma başlığı yarışmacı mimar. Arkadaşlar peşinden söylüyorum, yarışmacı mimar deyimine acayip gıcığım. yani sanki bu böyle bir seçenekmiş veya tercihmiş gibi hep bu ülkede söyleniyor ama aslında yani birazdan anlatacağım sebeplerden dolayı bir tür zorunluluk. Şöyle 20 saniye ayar değil buradan geçiyorum. bu benim ilk işim. Lisede tasarlamıştım. Çanakkale Şehitler Anıtı için aslında Çanakkale'de olması gerekiyordu. Fakat sonradan okulun, vakfın talebiyle okulun önüne alındı, yapıldı. Burada tabii ben böyle yani Alexander Valeri binasının önüne böyle bir şey koymaktan gerginlik duyan tek insanım. Bu da benim ilk ödülüm. Kendisi bir çeyrek altın. Hala saklıyorum. Yeterince değerlenmesini bekliyorum. MİMET 2008'den sonra lisans döneminde dekanı bana takmaya çalışmıştı. 2009'da vermediler ama borçları var. Ardından Bilgi Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi'nde süperiz. Acayip projeler yapıyoruz. Yani Amsterdam'da bir aktarma merkezi arkadaşlar bu. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Böyle kültür merkezleri mi istersiniz? İşte şeyler, havalimanları, vadiler, acayip projeler. Ve ardından mezun oluyoruz. Heyecanlıyız. Aynı gazla, aynı projelere devam etmek gibi bir niyetimiz var. Acayip yükselmişiz. Star mimarların elinden diplomamızı alıyoruz. Fakat ondan sonra bir... böyle bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyoruz. Yani o an aslında senden başka binlerce mimarın olduğu bu ülkede onu fark ettiğin an ve böyle insan bir yutkunuyor. Çünkü bir yandan aslında hep hayalinde nitelikli projelerin arasında yer almak var. Yani rıhtımda bir galeri yapılacaksa arkadaşlar lütfen tabii ki biz yapacağız yani. Kim yapabilir ki? Hani biz oradan geliyoruz. Ama bir yandan aslında öyle bir kaosun ve kaotik bir mimarlık ortamının içindeyiz ki burada yani Nevzat hocamın ofisi müsait değil. İyi işler yapabilmek ve iyi işlerin içerisinde yer almak gerçekten çok kolay değil. Dolayısıyla aslında yarışmalar bundan iyi bir kaçış alanı. Bu ilk yarışmamız Truva Müzesi yarışması. İlk 3 ödül sıralanıyor, açıklanıyor. O sırada bizim proje diskalifiye oluyor. Sebebi bu gördüğünüz benim için çok özel olan zarf, yer görme zarfını kimlik zarfının içine koyduğum için bu yarışmadan diskalifiye olmuştuk. Dolayısıyla bomba gibi bir yarışmalara giriş yapmış, bir yandan da acayip depresif bir durumumuz var. Çanakkale ile ilgili hikayeler aslında geçmişim biraz var. Bu da Çanakkale Anten Yarışması'ndan, yer görmesinden bir görüntü. İstanbul'dan kalkıp 9 saat yolculuk yapıp Çanakkale Kule'ye çıkmıştık. Hava çok güzeldi. Tepede sis varmış. Yeri göremeden geldiğimiz bir yer görme yapmıştık. Ardından yarışma kariyeri tabii devam ediyor. Yani şey durmuyoruz burada. Hani
tamam yeter demiyoruz. Yarışmalara devam ediyoruz ama kariyerimde iki tane diskalifiye olan nadir mimarlardan biriyim tahmin ediyorum. Ama bir yandan da bırakmıyoruz. Yani hep böyle bir takım ödüller alınıyor. İşte ne bileyim ikinci ödül, üçüncü ödül, diskalifiye, katılımcı bilmem ne. Ama böyle bir hep o birincilik olmuyor. Bir türlü bir gelmiyor. Ardından 2008 yılı acayip mutluyuz. Çanakkale Çarşı Yaşam Merkezi birinci ödül. İnanılmaz keyifliyiz. Bizim içimize çok sindi proje. Başkan bizden de keyifli. Çanakkale'nin ilk çelik binasını yapacağım diyor. Biz acayip heyecanlıyız. Tabii o yani başkandan o ufuk ışığını aldık mı böyle biz daha heyecanla bu sefer Marmara Denizi'ni tavaf etmeye başlıyoruz. Sebebi şey yok. Trafik yüzünden feribotla gidiyoruz Çanakkale'ye ama trafikten geri dönemiyoruz. Bandırmadan dönmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizden revizyon istiyorlar. Biz Marmara'yı dolaşıyoruz. Toplantıya çağırıyorlar, Marmara'yı dolaşıyoruz. Meclise çağırıyorlar, Marmara'yı dolaşıyoruz. Velhasıl kelam bir anda o telefonlar bitti. Ve hala telefon bekliyoruz. bir sonraki sene yılmadık. Yine çok mutluyuz. Torbalı yarışması bu sefer. Yine birinci olduk. Ama bu sefer daha temkinliyiz. Ayaklarımız daha yere basıyor. Ya olur mu acaba? Hani bu sefer de aynı şeylerle karşılaşır mıyız acaba diyoruz. Bir şekilde uygulamayı çizmeye başladık. Bize işi verdiler. Bayağı oluyor. Biz bu gördüğünüz düzgün eğri içerisinde projeyi çizdik. Projeyi tam bu noktada ihale ettiler. Burada olmadı. İki defa daha ihale ettiler. Yine olmadı. Dolayısıyla bu projede böyle kaldı. Ardından ama hala yılmıyoruz. Bir şekilde bırakmadık ya yeter yarışma dünyası. SCADA yarışması birinci olduk. Bu sefer sevinçliyiz ama ayaklarımız yere basıyor. Yani her şey olabilir. Yani olur mu kim bilir artık hayırlısı. Ama bir yanda kolokyumun bir hafta sonrasında elimizde konsept projeyle Karapınar'da bakanlara temel atma töreninde bulduk kendimizi. Kimseyi de tam izah edemedik ya temel falan elimizde konsept proje var. İşler böyle çığırından çıkmış bir şekilde hızlı yürüdü. Bu sefer sahada mimarın olmadığı bir şantiyeye 2 yıl boyunca fiilen giderek gelerek 600 kilometre uzaktan Zoom toplantıları yaparak karşınızda ilk yarışmayla elde ettiğimiz proje. Bir gibi birçok farklı ölçek ile ilişkisini irdeleyerek bir yeninin yapılmasıyla ilgili yine teklik olmayan bir bütün bedenin içerisine yerleşmeyi anlatan bir kavram bu sık kullandığımız. İyileştirmek bir mekanı üretirken sadece yapının kendi kabuğuyla değil kentle olan ara kesitindeki o ara kesiti irdelemek ve onunla birlikte yapıyı tasarladığımızda hem o boşluktan hem de yapının kendisinden çok daha kuvvetli bir bütün oluşturan bir şey olarak o boşluğu ve ara kesiti düşünmek. Düşünme ile yapma arasındaki ikili genelde birbirinden kopukmuş gibi algılanıyor. Fakat burada ısrarcı olduğumuz şey düşüncenin yapıya dönüşürken bir şeyler kaybetmemesi, aksine azalmasıyla birlikte sadece rafine olmasını kabul edebileceğimiz bir üretim pratiği oluşturmaya çalışıyoruz. Bu Adana Sucuzade Kent Meydanı ilk gördüğünüz render'ıydı. Şu anda yapılmış hali bu. Onun için oradaki genel kavramları yaparken düşüncedeki koruyoruz. Düşeye sokaklar, arkadlar, çiftçi dağlar gibi. Onun için yapma bizim için düşüncenin kaybı değil, düşüncenin uzantısındaki rafine olma eylemi. Analizle tasarım yine birbirinden çok farklı iki süreç gibi algılanıyor eğitimde. Burada bizim kavradığımız şey bir bütün olarak düşünülmesi ve döngüsel olarak süreç içerisinde analizin tasarıma, tasarımın tekrar analizlere girdi sağlayarak iç içe geçiyor olmasını savunuyoruz. Gündelik burada çok önemli bir kavram çünkü o ikoniklik ve tekilliği kırabilecek en önemli şeylerden biri. Yapılan şeyin, önerilen yapının ya da açık alanın zaman ve kullanıcı ile tekrar tekrar şekillenmesi ve bununla birlikte gündelik hayata tek bir ikonik yapıdan daha önemli bir katkı sağlayabilmesini önemsiyoruz.
Tekrar biraz kulağa hani sert ve en korkulanlardan bir tanesi geliyor ama burada sadece bir birimin değil, yerleşimi oluşturan birçok birimin tekrarından bahsediyoruz. Bu da tek düzeliğin aksine onların bir araya gelme biçimiyle olasılıkların arttırılmasına imkan veren bir dokunun yaratıldığı jeneratör olarak kullanıyoruz tekrar aslına bakarsanız. Ortak kullanım bizim için konutun ya da tasardığımız yapı kadar önemli bir şey. Çünkü o çokluk içerisinde kişiselleşmiş konut ya da yapı birimlerinin bir araya geldiği bağlaç dokuları oluşturuyor. Devam edebiliriz bununla ilgili. Ara kesit de aynı şekilde hem bizim için bir uzantı hem de bir birleşme, karşılaşma mekanı oluyor. Bunu da burada öğrenmiştim. Yani bazıları doğrudan burada öğrenilenler, bazıları da zamanla onları geliştirerek kendi sözlüğümüzü oluşturduğumuz şeyler. Ara kesit Bilgi Üniversitesi'nin bana öğrettiği şeylerden biri. Bu hem yapının kendi içindeki karşılaşma mekanı olabilir, hem de yapıyla kentin karşılaşmasındaki ara kesitin tasarımı olabilir. Sokak, yapıların arasında kalan en kılcal boşluk gibi anlatılıyor ama biz bunu bu yapısal formun ötesinde bir ortak yaşam alanı, kapalı alanların uzantı alanı ve yine kentle öneri yapıdaki kullanıcıların karşılaşma alanı olarak temsil ediyoruz. Parçalılık sadece kütlelerin kendi içerisinde bir takım farklılaşmalar değil, onların bir araya gelişindeki açık alanların da farklılaşmasını sağlayan en önemli tasarım araçlarımızdan bir tanesi. Ve bunlar ve daha fazlası, yani bugün burada 20 slide olduğu için bu sene yakın zamanda Temmuz ayında çıkardığımız kelimeler üzerinden bir mimarlık ofisinin üretimleri kitabında yer alıyor. Bu kitap şunun için çok önemli. Görseller, imgeler üzerinden değil, burada öğrendiğim yani kuramsal derslerin uzantısındaki o kuramla pratik arasındaki ilişkinin bütün meslek hayatımı arşivlerken kullandığım araca dönüşmesi, içselleştirdiğim bir yönteme dönüşmesi için çok önemli geliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız Caner Bilgin, mimar, Bilgin Mimari Tasarım Ofisi kurucu ortağı. 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında TET Mimarlık'ta Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar ile birlikte çalışmıştır. 2012-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak stüdyo yürütücülüğü yapmıştır. Caner Bilgin 2014 yılında Begim Yılmaz Bilgin ile İstanbul merkezli araştırma tabanlı mimari tasarım ofisi olan Bilgin Mimari Tasarım Ofisi'ni kurmuştur. Kariyeri boyunca birçok farklı yarışmadan ödül almış, farklı üniversite ve kurumlarda seminer, atölye çalışmaları düzenlemiştir. Konuşma başlığı yarışmacı mimar. Arkadaşlar peşinden söylüyorum, yarışmacı mimar deyimine acayip gıcığım. yani sanki bu böyle bir seçenekmiş veya tercihmiş gibi bu ülkede söyleniyor ama aslında yani birazdan anlatacağım sebeplerden dolayı bir tür zorunluluk. Şöyle, 20 saniye ayarlı değil burada, buradan geçiyorum. bu benim ilk işim. Lisede tasarlamıştım. Çanakkale Şehitler Anıtı için aslında Çanakkale'de olması gerekiyordu. Fakat sonradan okulun, vakfın talebiyle okulun önüne alındı, yapıldı. Burada tabii ben böyle yani Alexander Valeri binasının önüne böyle bir şey koymaktan gerginlik duyan tek insanım. Bu da benim ilk ödülüm. Kendisi bir çeyrek altın, hala saklıyorum. Yeterince değerlenmesini bekliyorum. MİMET 2008'den sonra lisans döneminde dönemin dekanı bana takmaya çalışmıştı. 2009'da vermediler ama borçları var. Ardından Bilgi Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi'nde süperiz. Acayip projeler yapıyoruz. Yani Amsterdam'da bir aktarma merkezi arkadaşlar bu. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Böyle kültür merkezleri mi istersiniz? İşte şeyler, havalimanları, vadiler, acayip projeler. Ve ardından mezun oluyoruz. Heyecanlıyız. Aynı gazla, aynı projelere devam etmek gibi bir niyetimiz var. Acayip yükselmişiz.
Star mimarların elinden diplomamızı alıyoruz. Fakat ondan sonra bir böyle bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyoruz. Yani o an aslında senden başka binlerce mimarın olduğu bu ülkede onu fark ettiğin an ve böyle insan bir yutkunuyor. Çünkü bir yandan aslında hep hayalinde nitelikli projelerin arasında yer almak var. Yani rıhtımda bir galeri yapılacaksa arkadaşlar lütfen tabii ki biz yapacağız yani. Kim yapabilir ki? Hani biz oradan geliyoruz. Ama bir yandan aslında öyle bir kaosun ve kaotik bir mimarlık ortamının içindeyiz ki burada yani Nevzat hocamın ofisi müsait değil. İyi işler yapabilmek ve iyi işlerin içerisinde yer almak gerçekten çok kolay değil. Dolayısıyla aslında yarışmalar bundan iyi bir kaçış alanı. Bu ilk yarışmamız Truva Müzesi yarışması. İlk 3 ödül sıralanıyor, açıklanıyor. O sırada bizim proje diskalifiye oluyor. Sebebi bu gördüğünüz benim için çok özel olan zarf. Yer görme zarfını kimlik zarfının içine koyduğum için bu yarışmadan diskalifiye olmuştuk. Dolayısıyla bomba gibi bir yarışmalara giriş yapmış. Bir yandan da acayip depresif bir durumumuz var. Çanakkale ile ilgili hikayeler aslında geçmişim biraz var. Bu da Çanakkale anten yarışmasından, yer görmesinden bir görüntü. İstanbul'dan kalkıp 9 saat yolculuk yapıp Çanakkale kuleye çıkmıştık. Hava çok güzeldi. Tepede sis varmış. Yeri göremeden geldiğimiz bir yer görme yapmıştık. Ardından yarışma kariyeri tabii devam ediyor. Yani şey durmuyoruz burada hani. Tamam yeter demiyoruz. Yarışmalara devam ediyoruz ama kariyerimde iki tane diskalifiye olan nadir mimarlardan biriyim tahmin ediyorum. Ama bir yandan da bırakmıyoruz. Yani hep böyle bir takım ödüller alınıyor. İşte değil mi? İkinci ödül, üçüncü ödül, diskalifiye, katılımcı bilmem ne. Ama böyle bir hep o birincilik olmuyor. Bir türlü bir gelmiyor. Ardından 2008 yılı acayip mutluyuz. Çanakkale Çarşı Yaşam Merkezi birinci ödül. İnanılmaz keyifliyiz. Bizim içimize çok sindi proje. Başkan bizden de keyifli. Çanakkale'nin ilk çelik binasını yapacağım diyor. Biz acayip heyecanlıyız. Tabii o yani başkandan o ufuk ışığını aldık mı böyle biz daha heyecanla bu sefer Marmara Denizi'ni tavaf etmeye başlıyoruz. Sebebi şey yok. Trafik yüzünden feribotla gidiyoruz Çanakkale'ye ama trafikten geri dönemiyoruz. Bandırmadan dönmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizden revizyon istiyorlar. Biz Marmara'yı dolaşıyoruz. Toplantıya çağırıyorlar, Marmara'yı dolaşıyoruz. Meclise çağırıyorlar, Marmara'yı dolaşıyoruz. Velhasıl kelam bir anda o telefonlar bitti. Ve hala telefon bekliyoruz. bir sonraki sene yılmadık. Yine çok mutluyuz. Torbalı yarışması bu sefer. Yine birinci olduk. Ama bu sefer daha temkinliyiz. Ayaklarımız daha yere basıyor. Ya olur mu acaba? Hani bu sefer de aynı şeylerle karşılaşır mıyız acaba diyoruz. Bir şekilde uygulamayı çizmeye başladık. Bize işi verdiler. Bayağı oluyor. Biz bu gördüğünüz düzgün eğri içerisinde projeyi çizdik. Projeyi tam bu noktada ihale ettiler. Burada olmadı. İki defa daha ihale ettiler. Yine olmadı. Dolayısıyla bu projede böyle kaldı. Ardından ama hala yılmıyoruz. Bir şekilde bırakmadık ya yeter yarışma dünyası. SCADA yarışması birinci olduk. Bu sefer sevinçliyiz ama ayaklarımız yere basıyor. Yani her şey olabilir. Yani olur mu? Kim bilir artık hayırlısı. Ama bir yanda kolokyumun bir hafta sonrasında elimizde konsept projeyle Karapınar'da bakanlara temel atma töreninde bulduk kendimizi. Kimseye de tam izah edemedik ya temel falan. Elimizde konsept proje var. İşler böyle çığırından çıkmış bir şekilde hızlı yürüdü. Bu sefer sahada mimarın olmadığı bir şantiyeye 2 yıl boyunca fiilen giderek gelerek 600 kilometre uzaktan Zoom toplantıları yaparak karşınızda ilk yarışmayla elde ettiğimiz proje. dönüp geriye baktığımda 12 yıl, 13 yıl olmuş. Ya sonuç üründen ziyade, hep böyle sonuç ürün odaklı aslında bir şey gösterdim ama sonuç üründen ziyade şunu söylemek istiyorum. Yüzlerce farklı proje, yüzün üzerinde proje çalışmışım.
Onun üzerinde onlarca farklı proje konusu üzerinde çalışmışım. Onlarca arkadaşım, eşim, dostum, çok sevdiğim hocalarımla beraber işler üretmişim. Söylemek istediğim şey şu, aslında sonuç ürüne değil, aslında sonuç ürüne sizi götüren şeyin aslında süreç olduğunu ve bu süreci iyi değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sürecin tadını çıkartın, keyfine bakın. Keza bu sürecin en önemli noktalarından biri kariyerin başlangıcı ve bu okuldaydı ve sevgili arkadaşlarım ve hocalarımla beraberdi. Dolayısıyla onların katkısı ve buranın ilhamı olmadan bunların hiçbiri olmazdı. Çok teşekkür ediyorum. Hatırlatmak isterim ki Daniel Libeskind ilk yapısını 52 yaşında yapmıştı. Acele etmeyin. Louis Kahn da öyle. Ben 38. Güzel işte, iyi bir yapıyla başlıyor. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Deren Uysal. Mimar, Deren Uysal Architecture Ofisi kurucusu. 2011'de 9 Eylül Üniversitesi'nden, 2013 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Deren Uysal, profesyonel hayatının başlangıcında İstanbul'da çeşitli ofislerde çalışmıştır ve çeşitli serbest işler yapmıştır. Son olarak Çinice Mimarlık'ta çalışmasının ardından 2016 yılında Deren Uysal Architecture Ofisi'ni kurmuştur. Stüdyo bünyesinde profesyonel işler ve yarışmalarla sürdürdüğü mimarlık pratiğini akademik çalışmalarla bir arada yürüterek çok katmanlı bir çalışma disiplini benimsemiştir. Bu bağlamda doktora çalışmalarını sürdürmekte ve dönem dönem yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır. Konuşma başlığı coğrafyanın izinde. Merhabalar. Bu harita benim aslında doğduğum, mimarlıkla tanıştığım ve daha sonra biraz daha farklı mimarlıklarla tanıştığım kentleri gösteriyor. Marmaris doğumluyum. İzmir'de 9 Eylül'de okudum. İstanbul'da Bilgi'den geçti yolum ve işte farklı mimarlıklar, metropol hayatı gibi bir takım tanışıklıklar, sorgulama süreci. Coğrafyanın izinde derken hem kişisel hem bir takım mimarlıklardan bahsederek bunu anlatacağım. İstanbul'da olmanın olumlu etkilerinin, potansiyellerinin yanı sıra her daim bir Egeli olarak Ege'nin çağırdığı bir hayatım oldu. Bu üç kentte bulunurken hepsinde aslında zaman zaman bulundum. Aynı eş zamanlı olarak. İstanbul'da yaşadığım süreç içerisinde de farklı işler, bir takım ofisler, işte deneyimler kazanmaya çalıştıktan sonra kafamda ufak ufak artık bunu biraz daha kendi bildiğim gibi deneyimlemeye ve denemeye niyetlenmiştim. Bu fikirler işte kendi ofisimi kurmak üzerine ve birazcık da coğrafyanın çağırdığı yere doğru gitmek üzerineydi. Bu aslında benim en son canım bir şekilde hani bunun tek bir yapı üzerinden de gidebileceğini, ikiz villa denilen tipolojiyle aslında yine yapıların kendi mahremiyetlerini, kendi kimliklerini vesairelerini yaratabileceklerini birazcık anlatarak ikna etmiştik. Bu yapıda böyle şu anda devam ediyor. Zannedersem bu birkaç ay içerisinde bitecek. Bu ilginç bir yapı. Bizim için yeni izinleri alındı. Bu kış başlanacak inşaatına. Yine Marmaris'te Turunç tabii konut projesi. Sağ tarafta yüksek kotta oturan kütlenin oturduğu yer yol kotu aslında. Ama arazi daha sonra 3-4 metre aşağıya inerek düz bir şekilde devam ediyor. Fakat biz yukarıdan kot alırsak, yani girişimizi yukarıdan alırsak, plan notu bize sanki eğimli bir topografyadaymışız gibi kademeli bir yapı yapmamızı tarifliyor. Ama kademe yapacak bir topografya yok. Bununla bir mücadele etmek için 3-4 ay geçti belediyeyle farklı eskizler üzerinden. Daha sonra aslında bunun da bir kademe olduğunu ve kütleyi parçalayarak birini üst kota, birini alt kota oturtarak aslında var olan 3-4 metrelik seti bir yapı girdisi haline getirerek üst kotla alt kot arasında bir geçişli sokak yaratıp bunları da düşey bir sirkülasyonla bir araya getirerek üst taraf misafir evi, alt taraf daha çok yaşanılan mekan şeklinde böyle kırsal dokuda ormanla iç içe bir yapı tasarladık. Bu da şu anda devam eden, daha yeni başlamış bir işte konsept sürecinden bir render. Yine tipolojideki dokunuşumuza değinmek istediğim bir durum. İki kardeş, ikisi de arkadaşım. Zemin kat, birinci kat benim olsun.
üst kat ve onun üstünde çatının arasında çıkacak dubleks diyeceğimiz çatı arası da kardeşimin olsun diye bir sipariş de geldi ama öyle bir çatı hacmi yok. Onu zorlamak için böyle 40 taklalar attık falan filan, o olacak gibi değil ve biri birinden bariz üstün oluyor. En sonunda şunu önerdik, yani niye apartman yapmak zorundayız? Hani yapıyı yatay değil düşeyi bölelim. Üçünüz, ikinizin de 3 katlı, çatı katı da olmayan, çatı katı yüksek hacim olarak iç mekana katılmış bir yapı yapalım. İlk başta yok ya bizim parselden böyle bir şey çıkmaz falan deyip direnç gösterdikleri. Sonrasında da herkesin daha mutlu olduğu bir proje oldu. Şu anda işte uygulaması ve şey proje süreci devam eden bir yapı. Bu slide Marmaris'ten, Selimiye'den benim çektiğim bir fotoğraf. Doktora çalışmalarına devam ediyorum demiştim. Belki ya da arkadaşlar söylemişlerdi, hatırlamıyorum. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Benim mimarlık eğitiminin başından beri dert ettiğim bağlam konusu aslında kendi bağlamımla birlikte Marmaris, İzmir, İstanbul arasındaki seyirlerle birlikte sorguladığım şeylerin bağlamın sadece bir fiziksel çevreden ibaret olmadığı, bizim de her nesnelerin de her şeyin bir bağlamının olduğu, bu düşünsel şeylerin içerisinde bunların ilişkilenmesi üzerine bir dert pekiştirdim. Şu anda doktora tezim bu bağlamda devam etti ve teslim ettim. Birkaç ay içerisinde de bitirmeye çalışıyorum. Aslında bütün işlerde de hem mimari eleştiri yaparken hem yapı yaparken bir yapıyı ya da bir vakayı bir yere konumlandırırken bu bağlamda ele almak üzerine bir pratik geliştirdik. Teşekkür ediyorum. Uzattıysam kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız Dilara Sezgin, mimar, grafik tasarımcı, Dilara Sezgin Design Studio kurucusu. 2012 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Dilara Sezgin, 2014-2022 yılları arasında Nevzat Sayın ile birlikte çalışmıştır. Eş zamanlı olarak birçok mimari yayın, portfolyo, kurumsal kimlik ve yarışma sunumlarının grafik tasarımlarını yapmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden grafik tasarım alanında yüksek lisans derecesinde bulunan Dilara Sezgin, 2022 yılında Dilara Sezgin Design Studio'yu kurmuştur. Güncel çalışmalarına kurucusu olduğu ofisinde devam etmektedir. Konuşma başlığı mimarlık kökenli grafik tasarımcılık. Herkese merhaba, Dilara Sezgin ben. Bu 20 saniye olayı biraz değişti ama ben evde bayağı prova almıştım. Çok hızlı konuşacağım, inşallah onlar saniyede geçmem. Toparlıyorum hemen kendimi. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra biraz bu mimarlık eğitiminin devamlı niteliğinde olduğu için Bilgi Üniversitesi'ne başvurdum. Ortada gördüğünüz fotoğrafta ben Nevzat Sayın'la çalıştığım projenin maketini asarak herhalde böyle mimarlık kariyerimi zirvede bir yerde bıraktım gibi oldu. Her neyse. Ve mülakatta konuşulan tek şey portfolyomun tasarımıydı. Hatta en son kapıdan çıkarken Tansu Hoca böyle burs konusunda ne düşünüyorsun derken yani bilmiyorum ki deyip çıkmıştım. Ama herhalde portfolyo benim yaptığıma ikna oldular ki böyle davet ettiler ve çok mutlu oldum. Eş zamanlı olarak görsel iletişim tasarımından ve edebiyattan bir sürü değil abartmayayım ama yani 3-4 tane, ay biraz hızlı geçiyoruz, bana da biraz imtiyaz. Neyse, hızlı bitecek ama böyle güzel güzel projeler yaptım. Hayatımın herhalde Dolce Vita dönemiydi. Yani excursionlara gitmek, fotoğraf çekmek, hocalarla böyle inanılmaz deneyimler yaşamak çok güzeldi. Öyle bir şeyle mezun oldum ki Allah'ım bütün hocalarım bana iş teklif edecek diye düşünüyorum. Yani bütün ünlü mimarlar falan ve hani hepsi çok kibarca diyor ki yani yer yok, şöyle böyle. Ben gerçekten bunalıma girdim ve böyle son tercihimden bir önceki ofis böyle 2 ay bir zaman geçirdim, dayanamadım. Sonra bir 8 ay o sağdaki fotoğraf, tatlı tatlı restorasyon projeleri çizdim. Hani böyle deneyip görüyorum. Bir yandan çok da küçük değilim yani 23 falan 24 yaşındayım. Sonra her kışın sonu bahar tadında bir Nevzat Sayın hadi gel dedi. Ve de kediler, kuzguncuk, Nevzat Sayın ve işte şahane çalışma arkadaşlarımla böyle bu sefer işte 102 aya tekabül eden bir uzun hani ben de ve babam çok endişe ediyordu ya bu kız bir işte buz patenine başlıyor, bir basketbol tutunamıyor falan. Ben de böyle bir hafif anksiyeten başlamıştım ama neyse ki güzel geçti o dönem. Ve de yani ben Nevzat Bey belli bir süre sonra dedim ki bu karşı hani mimarlıkların arasında hani ben de fena değilim buradan dereceyle mezun olmuş falan ama ben mimarlık yapmayı bu şekilde istemiyorum ama dedim diğer her şeyle ilgileneceğim. Yani aklınıza ne gelirse. Ve de ne yaptım? Yani ofisin benden önceki 30 senelik külliyatına hakim olmaya hep böyle hızlıca çalışıp
Nevzat Bey'in de sağ kolu gibi kendimi bir yerlere yerleştirip ofisin web sitesini yeniledim. Ve de yani bir şeyler de yapıyorum tabii ofiste. Bu 920 sayfalık kitabı da böyle hani gerçekten beraber yaptık yani çocuğumuz gibi hissettiğim bir kitap çalışması. Hani güzel geçti bu seneler. Tabii eş zamanlı olarak hem Nevzat Bey'in ittirmesi hem şahane çalışma arkadaşlarımın da kolaylaştırmasıyla süreci yani Dilara sen nereye gidiyorsun, niye geç geldin, işte niye akşam tekrar geldin gibi sorgulamalar yapmadılar ve ben Mimar Sinan'da ikinci bir yüksek lisansa başvurdum çünkü çok sezgisel çalışıyordum. Ofisteyken aynı zamanda çok işte freelance çalışmalar, kurumsal kimlikler, şunlar bunlar yaparken böyle bir sürece başladım. Gördüğünüz gibi bunlar da yani hatırınızda olabilir. Nevzat Sayın'ın projeleri yani okul bir proje istediğin hemen hali hazırdaki projeleri getiriyorum işte ben buklet yapayım falan diyorum. Yani böyle pragmatik bir hayatım oldu yani evden işe, işten okula, okuldan işe gitmek, ay tekrar işe dönmek gibi. Ve bu çok önemli bir şey değil sadece şu cümleler için böyle bir slide o da şu. Ben Mimar Sinan'a gittiğimde onlar ben mimarım diye heyecanlanıyordu öğrenciler ve hocalar. Ben de onlar grafik tasarımcılar ve çok duayenler diye heyecanlanıyorduk. Dolayısıyla hep böyle biraz ofis şeydir hani sınıftaki bir ya daha yaşlı bir öğrenci vardır ve o hep biraz ilgi çeker ya. Yani ben de böyle hani onların yüzleri düşmüş artık ölüyorlar bir hep heyecanla gittim. Bu esnada biz ofiste Nevzat Bey'le bu kitabı yapıyorduk. Bu da böyle bir bayram seyran ya da bir x bir gün Allah'ım az kaldı diye cep telefonu çektim bir fotoğraf. Ve de Nevzat Bey'in bu kitap yapma tutkusu, kendi tasarlama tutkusu. Bu arada Nevzat Bey'in bugün burada olacağını bilmiyordum o yüzden güzel oldu. Neyse, evet. Dolayısıyla ben zaten kafayı böyle bu mimarlar neden kendi kitaplarını yapıyorlar ve bir de üzerine niye tasarlıyorlar iyi anlamda taktım. Bu da yine pragmatik bir şekilde hem okul projemi hem ofisteki kitap tasarlama sürecimi hem de tezimi böylece şekillendirmiş oldu. Geçebiliriz yine. Ve yani tabii ki hiçbir mimarlık hocamı da suçlamıyorum ama kimse bana Corbusier'in 59 tane kitabının kapağını, mizampajını tasarladığını falan söylememişti yani. Ve ben bunu bu dönemde keşfedip böyle her şeye çok sevinen bir hale geldim. Hem tez besleniyor hem bunları ben anlatıyorum, ben biliyorum falan. Bir yandan da gördüğünüz gibi zaten heyecanlı bir insanım. Hani birçok şey beni çok heyecanlandırıyor. Ve mimarlık kitaplarını artık böyle görmeye başladım. Bunlar da mimarlık kitap yani herhangi bir kitabın aslında grid yani bizim işte uygulama projesindeki kolon, kiriş şeyi, layer'ı gibi bir şey. Yani mimarlar neyi sola hizalıyor, neyi işte hangi yazı karakterini kullanıyor ve niye bunu yapıyorlar diye kafaya taktım. Bu arada şöyle minik bir bilgi vereyim. Yani birçoğu mimar, yani kitap yapma şansına erişmiş birçok mimar 80 ile 2010 arası zaten yarısını, yani yarı kitabın çoğunu tasarlamış vaziyette. Yani bu en bildiğiniz kitap. Burada kendini kitap yapıcısı olarak ilan eden Bauhaus tasarımcısı Elizisky'den bunu deklare etmeyip ama grafik tasarımcının adını kitabın kapağına yazıp bunu onu da bir müellif olarak ilan eden Kolas'a kadar böyle bir süreç geçti. Örneğin Chumi'nin executive asistanıyla mailleştiğimde Bernard Chumi'nin de mesela bir çok tatlı bir diyagram yollamıştı asistanı. Özetle çoğu kitabını kendi tasarlıyor ya da grafik tasarımcıyla beraber tasarlıyor. Çok azını da grafik tasarımcıya böyle hani bırakıyordu. Böyle bir serüven. Merak etmeyin tezi anlatmayacağım çünkü tez zaten kısa yani rahatça da okunuyor. Öyle acayip alt şeyleri de yok ama tezin dili tabii çok sıkıcı. Bu mıştır mıştır falan diye yazmak da bunaltıcıydı. O yüzden ben bunları böyle manifoldda 8 tane yazıya toparladım. Yani Dilar Sezgin'in manifold yazınca da ilk link. O yüzden ona bakabilirsiniz merak ederseniz. Yaptığım tatlı şeylerden bir tanesi aynı zamanda çalışırken Bahçeşehir'de ders vermek oldu. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Türkiye'de mimarlık öğrencileri temel grafik tasarım dersi almıyorlar. Graphic Communication adında verilen dersler bu bir ihtiyaç, yani bu çok dalga geçerek söylediğim bir şey değil ama bir ihtiyaç olduğu için sadece. Teknik çizim, bir şekilde daha gözü olan öğrenciler, benim burada mezun arkadaşlarım, hep imrendiğim çalışmalar yapan arkadaşlarım da var. Onlar daha iyi paftalar ya da sunumlar, portfolyolar yapıyor. Gerçekten kötü olan ya da vasat gibi ya da o civarda olan herkes de kötü şeyler yapıyor. Ben de biraz böyle hani o mekanla grafik arasındaki ilişkiyi araştırmak ve onlara böyle bin tane hani şöyle heyecanlı gözlerle deftere not almalarını sağlayacak bir ders içeriği hazırlayıp böyle iki dönem üst üste verdim. Sonra yani yol masrafımı bile karşılanmadığı için bıraktım. Her neyse. Şimdi son kalan galiba 6-7 slide. Özetle kalan saniyelerde genellikle neler yaptığımdan bahsedeceğim. Başlangıçta mimarlık ofislerinin biraz daha iletişim tasarımı üzerine yoğunlaşmıştı benim hizmet verdiğim şeyler. Yani bildiğim yerden biraz ilerlemiştim ama son geldiğim yani bu seneler içinde
Yani web sitesi tasarımı, kurumsal kimlik, sanatçı kitabı, yönlendirme tasarımı gibi böyle geniş bir şeye yayıldı bu. Ve de işte mesela böyle bir sanat kurumunun bir yandan Instagram metnindeki Türkçenin kusursuz olmasıyla da ilgileniyorum, sergi grafikleriyle de ilgileniyorum, bir şey üretilecekse onun böyle süreciyle genel olarak ilgileniyorum. Sanat kurumuyla çalışmak ayrıca zevkli çünkü hani 2-3 ayda bir zaten konu değişiyor, yeni bir şey gerekiyor vesaire. Sonra yani daha bu çok sonra dememe gerek yok, yani şey hemen ardına olan bir şey değil ama 2022 yılında Caner Bilgin ve ekibinin bana hadi gel beraber yapalım demesiyle kendimi İBB'nin birçok projesinin içinde buluverdim. Bu başlangıçta çok heyecanlıydı. Sonra böyle hani tabii ki illallah seviyesine geldi. Bu detayları baş başa kalırsak konuşabiliriz. Özetle ama hani böyle slide'da şık duran, yapılacağı zaman da bence hiç fena olmayacak bir takım şeyler yaptık. Bir mekan ya da o yapılaşmanın grafik tasarımla ilişkisi, bir şeyin isminin logotype denen işte şeyle ilişkisi konusunda böyle güzel araştırmalar yapmaya başladım ve böyle vücut bulmaya başladılar. Bu da mesela çok kısa, alelacele, hani işte patron istiyor ya da başkan istiyor gibi gelen ama 15 gün, 20 gün içinde çıkmış böyle beni utandırmayan işlerden bir tanesi. Hani böyle bazen işte bir şeyde, genellikle bunlar reklamcılık sektöründe olan şeyler. Ben hiçbir deneyimim yok ajansla ilgili ve bir şey, böyle brainstorm yapalım, atölye çalışmam hiç bilmiyorum. Bazen işte bir şey karşılığını bulmuş oluyor. Bu aslında benim ajans deneyimim yok slide'ım buydu. Gerçekten hani ofiste öğrendiklerim, ofisteki dosyalama sistemini devam ettirerek yaptığım şeyler var. Hatta bazen bugün katıldığım bir toplantıda böyleydi. Çok Amerikan vari, çok ilginç böyle sunum, ice breaking şeyler oluyor. Yani böyle birbirimizin isimlerinin anlamını tahmin etmeyi falan çalıştık ve çok ciddi sürecek olan ve ben hakikaten kendimi uzaylı gibi hissediyorum. Çok dışa dönük gözüksem de çok içe dönük bir karakterim ama böyle şeylere de alışmaya çalışıyorum. Bu da bir Amerikalı bir inşaat mimarlık firmasının kurumsal kimlik tasarımından web sitesine, kataloglarına kadar böyle varan bir süreç. En sevdiğim şey yayın tasarımı ve koordinasyonu. En sevdiğim derken galiba en bildiğimi düşündüğüm. Yani bir işte project timeline yapılır ya böyle project manager'lar tarafından. Galiba işte bir fikrimiz var, bir kitap yapmak istiyoruz cümlesinden. Matbaanın kargolamasına kadar olan süreci artık biliyorum. Çok fazla paydaş aktörler var. Onlarla ilgilenmek de bana ekstra bir keyif veriyor galiba. Hani grubun böyle gıcık, hadi artık yapalım insanı ben olabiliyorum. Son slide. Şu an işte arada, yani en son dönemde yaptığım bir projenin böyle ara bir kesiti. Yani bütün bu işte mimarlık serüveni, işte yani okulda okuduğum lisans dönemi, buradaki şahane geçirdiğim 2,5 senenin sonunda ben bunları yapıyorum. Ve bir şekilde bu çizgiler, çubuklar, renkler ve bir araya gelişler ve bir de özellikle mimarlarla çalışmak bana çok keyif veriyor. Bu sürecin parçası olan bütün herkese, bu okula, bölüme, bütün hocalarıma teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Hande Ciğerli, mimar, Novos Mimarlık Ofisi kurucu ortağı. 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. 2011-2020 yılları arasında TET Mimarlık'ta çalışmıştır. 2021 yılında Mert Üçer ile Novos Mimarlık Ofisi'ni kurmuştur. Kadıköy'ün simgelerinden olan Tarihi Moda İskelesi 2022 yılında Novos Mimarlık tarafından yeniden işlevlendirilerek restore edilmiştir. Hande Ciğerli çalışmalarına kurucu ortağı olduğu mimarlık ofisinde devam etmektedir. Konuşma başlığı The Voyage of Memory. Başlamadan önce ben küçük bir giriş yapmak istiyorum ve çok hızlı geçiyor her şey çünkü. Ben burada Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan'da saat 6'da bizi de okuldan kovuyorlardı. Elimizde maketle tramvaya biniyorduk, maketin parçalanıyordu falan filan. Böyle bir kültürden çıkıp bu okula geldim ve bir anda okuldan asla çıkmadığımız bir döneme, burada yatıp kalktığımız teorik olarak, mimarlık olarak bambaşka bir kültür şokun içinde buldum kendimi. Bunun üstüne işte Dilara'nın da anlattığı gibi tam mezun olduk, ne yapacağım diye düşünürken Mehmet Hoca dedi ki gel ofiste başla. Of, mükemmel bir yaz tatili geçirdim ben de nasıl Eylül'de işe başlayacağım diye, ama bilmiyordum ki bu süreç 9 ila 10 yıl arası sürecek. Ve bu 10 yılın sonunda hamile kalarak ofisi terk ettim galiba gibi bir şey oldu. Ve doğumumla birlikte Covid oldu. Ben 2 yıl boyunca böyle gerçekten bir yerden çocuk bakıyorum, ofisten ayrıldım falan bir şeyden çıktım. Ve aslında Novos adı da biraz buradan geliyor çünkü bir anda artık her şeye yeni bir taze bir başlangıç gibi bir anlamı var. Dolayısıyla bir yere bir çizgi çekip bundan sonra kendimizle ilgili bir yolculuğa başladık bir şekilde. Ve burada tabii bilginin hafızası bayağı bir yer tutuyor her anlamıyla. Başlatabiliriz. Ben yani bir çeşit hafıza yolculuğu demek istedim sunumla. Çünkü
Yani biz aslında bu geçtiğimiz 2 yılda çok fazla mevcut yapıyla ilgilenmiş olduk İBB'nin sayesinde diyeceğim. Dolayısıyla bir sürü mevcut duvarlar, yapılar derken aslında buradan Zeynep'in de hatırlattığı İhsan Hoca'nın bir yazısı hep önümüze çıkıp duruyor. Yani duvarın aslında kültürün parçası olduğu ve dolayısıyla hafızaya, geçmişe doğru açıldığı ve bütün katmanlarını üstünde tuttuğu ve bizim aslında bu yapılara bakarken aradığımız konu, yani bir şekilde buradaki kültürü, derinlikleri araştırmaktan gelen bir yolculuk gibiydi. Yani burada işte bir çeşit romatizmi, aslında palimpsest, bütün bu katmanların üst üste koyulması, burada insanlar nasıl davranmış, hangi yapılar kalmış, hangileri yok olmuş. Yani dolayısıyla bu hafızada, bu yolculukta elimizde neler kalmış, neler dönüşüyor, hangilerini transforme edebilmişiz gibi aslında bir çeşit araştırma süreçlerine bulunmuş olduk ve burada hani bizim en çok zaten bulunduğumuz kısmı bu hafızanın arayışı aslında. İşte Freud'un bile baktığınızda işte küçücük bir diyagramla bunun alt katmanlarını nasıl anlattığını ve ya da bir işte sıva katmanlarının sökülmeye başlandığı noktada altından, yani hem bir merak hem arayış hem başına ne geleceğini bilmediğim bir durumla baş başa kaldığımız zorlu süreçler oluşuyor. Burada tabii ki en iyi örneklere bakıyorsunuz sürekli bu proje süreçlerinde ve bir mekanın yangın, yani noise vizyonun yangın öncesi, yangın sırasında ve yangın sonradaki bütün bu izleri nasıl kendi içinde tuttukları, malzemeleri programlarla birlikte nasıl dönüştürdükleri ne güzel bir şekilde farklı gözler incelemiş olduk okuldan farklı bir şekilde. Ya da Moneo'nun buradaki bütün bu yüzyıllarda duvar katmanlarını farklı farklı üst üste nasıl palimpsest bir şekilde bir araya getirdiği, bu fonksiyonları nasıl eklediğiyle ilgili durum. Sonra biz zaten aslında Taş Mektep projesiyle birlikte bu malzeme, duvar, bunun içindeki boşluklar, doluluklar, yıllar içerisinde bu katmanların eklenmesi, biz burada nasıl bir müdahalede bulunacağız gibi derken aslında bu duvarların bize ne söylediği, hangi izleri tutacağımızı, hangilerini kaldıracağımızı ya da hangilerini mecburen depremin üstünde bir durumdasın ve nasıl güçlendireceksin, kontrast olarak malzemeleri nasıl ekleyeceğiz? Dolayısıyla bütün bu arayışlarla birlikte bir mevcut yapıyla böyle güzel bir yolculuk geçirdik aslında ve bu yapının yolculuğu kendi içerisinde mutlaka devam edecektir. Burada mesela üst kattaki bir sergi salonu var ve hani bir şekilde program buraya dönüşmüş. Çünkü odalarını yitirmiş ve bu odaları tekrar koymak da bir seçenek ama bir taraftan çatıyı açarak bütün günümüz ihtiyaçlarını, elektromekanik kısımları, aydınlatmaları tutarak bu alanı olduğu haliyle, son haliyle kabul etmek ya da işte zemin kattaki durumunda daha transparan hale gelmiş, kapıları yok olmuş, pencereleri yok olmuş. Dolayısıyla buraya tekrar o ahşap ağır masif kapıları koymaktansa daha transparan ve daha bütüncül bir kata ulaşmak. Ama bunu da yaparken mevcutu mevcut olarak görüp eklediklerimizi biraz daha dokunuşları ortaya çıkarmakla ilgili bir yaklaşımda bulundu. Aynı şekilde moda iskelesi buradaki hafıza sürecinin önemli parçalarından bir tanesiydi. Çünkü iskele yıllardır denizin üstünde heykel gibi duran, zaten hiçbir söyleme ihtiyacı olmayan bir yapıydı. Herkesin belleğinde, hafızasında çok uzun bir yeri vardı. Kime sorsam bir hikaye, bir şarkı anlatıyor iskeleyle ilgili. Dolayısıyla biz de bu yapının geçmişine bakmaya çalıştık biraz. Aslında yukarıda solda gördünüz. Bir odun iskelesi, yani bütün gemicilerin odun taşıdığı bir iskeleyle başlayan, daha sonra teknelerin yanaşabildiği daha büyük bir iskeleye döndü. En sonunda zaten su yollarının gelişmesiyle, iskele siparişlerinin başlamasıyla Vedat Tekin yaptığı bina. Ya bu zaten o kadar kendi başına bir bina ki bizim burada bu hafızaya yapabileceğimiz tek şey bu yapıyı tekrar olduğu yere katabilmek ve bunu da en azından birçok insanın ulaşabileceği bir programla hayata geçirebilmekti. Burada da malzemeler biraz daha dikkatli seçilmeye çalıştı. Yani Vedat Tekin zaten yaptığı bütün yapılarda belli bir malzeme skalası, kendi taş ustaları, Çinli ustaları var. Yani bir şekilde onun yolculuğunun parçası olmaya çalıştık. Bu da son dönemde uğraştığımız Muammer Karaca Tiyatrosu yapısı. Bu tiyatro zaten biliyorsunuz depremden dolayı diyerek yıktılar ama bunun da orijinlerine baktığımızda eski bir apartman yapısı şu sağdaki. Altta da sarnıçlı ve tonozlu bir mekanı var. Karaca Tiyatrosu'nun ilk yapısı bunun üstünde böyle tamamen hemhal olmuş bir yapıydı. Hatta apartmanın içine merdivenini koymuşlar. Dolayısıyla apartmanı okuyamıyorsunuz, tonozlu mekan arada kaybolmuş. Dolayısıyla biz de bu projeyi ele aldığımızda yani yine bu
izler aslında hissetmekle başladık. Dolayısıyla bir şekilde apartmanı tekrar, çünkü duruyor apartman orada, yani kapılı, yani önündeki beton ermeyi kaldırdığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Onu tekrar ortaya çıkarmak, tonozlu mekanlı tuğlalarıyla, taşlarıyla tekrar hayata geçirmek ve bunu yaparken de bütün bu izleri taşıyan tiyatro yapısına cam ve çelik daha boşluklu bir atrium mekanının üstüne koymayı hedefledik. Tabii burada üç tane farklı durum oluşuyor. Bir tanesi bodrum katta olan bu tonoz mekan. Yani şu an zaten o kadar güzel bir yapı ki aslında ona müdahale etmektense sadece işte günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde altyapısını sağlamak oluyor. Burada en büyük zorluğu tabii üstüne koyacağımız tiyatro yapısının bütün kolonları bu tonozlu mekandan aşağı iniyor. Dolayısıyla o mekanın izlerini tutmaya mecbursunuz ve aslında bu izleri taşıyan yeni bir tiyatrosu olanı. Yani sonuçta bunu artık Muammer Karaca Tiyatrosu diyemiyoruz ama buraya yapılmış yeni bir tiyatro salonu gibi ele alıyoruz. Ve şu an yan tarafta bulunan apartmanla arasında da bütün bu tiyatronun sirkülasyonunu sağlayan, aynı zamanda da bu boşluğu, hacmi yaratan bir fuaye, atrium alanı, yukarıdan ışık alan. Yani dolayısıyla bu üç yapıyı bir arada tutan, aynı zamanda ayrıştıran bir ara mekan gibi ele alıyoruz. Son olarak da bu TED'le birlikte yaptığımız projelerden bir tanesi Frankan projesi. Bu da o zaman deniz ticaretinin yoğun olduğu zamanlar öndeki ofis binası aslında bir ham binası, böyle altı katlı gibi. Arkada da böyle uzun bir depo yapısı var. Taştan işte duvarlarının zaten bulunduğu bir yapıydı. Ama hiç ışık almıyor. Tamamen çıkmaz sokakta bulunan. Dolayısıyla yani hiçbir şekilde fonksiyon olarak güncelleyemediğiniz bir yapı ve bunu zaten otopark yapısına çevirmişlerdi biz geldiğimizde. Araya çelikten katlar atmışlar ve daha da absürt bir yere gelmişti bir yapıydı. Biz de işverenle olan konuşmalardan sonra ya burayı iki tane güzel salon yapalım. Yani zaten Galata Port'un yanında yer alıyor, Karaköy bir cennet olmuş gidiyor. Dolayısıyla bu yapılardan arka tarafı küçük bir salona çevirmek. Yani buradaki hedef taş duvarı aslında olduğu gibi bırakalım. Akustik eklemeleri yapalım ama bu zaten küçük bir salon. Aradaki çelik katın da ortasını boşaltalım, daha asma katlı bir versiyonu olsun ama bu hacmi yine de eskisine uygun bir şekilde hatırlamaya çalışalım gibiydi. Ana salonda ise yani taş duvar zaten çok hırpalanmış bir durumda. Bir kısmını kendileri örmüşler, bir kısmı yok olmuş bir durum vardı. Ve burası büyük bir salon olduğu için aslında buradaki akustik ve aydınlatma deneyimi bizim için daha ön planda olduğundan aslında burada yeni bir ahşap örgüyle bu duvarları tekrar oluşturup ara katı tamamen atarak bu yeni hacmi oluşturduk. Yani akustik olarak da gerçekten değişik bir tecrübe oluyor orada müzik dinlemek bizim için. Benim aslında bu son iki yılda bu mevcut yapılarla, evet Dilara'nın dediği gibi İBB ile iş yapmanın çok tatlı yanları var. Ama bir taraftan da böyle binalarla uğraşmak gerçekten keyifli bir süreç. Yani bütün bunların orijinine dönmeye çalışmak bile başlı başına bir yolculuk oluyor. Bu kısa süre zarfında umarım aktarabilmişimdir size. Teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız Meriç Öner, mimar, araştırmacı, editör, sergi yapımcısı. 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Meriç Öner, Saltın Eski Araştırma ve Programlar Direktörü'dür. Birçok yerel ve uluslararası kurumla ortak projeler yürütmüştür. Kadir Has Üniversitesi ile işbirliği yaparak Reşat Ekrem Koçu tarafından şehir hakkında yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi arşivinin satın alınmasını ve dijitalleştirilmesini sağlamıştır. Bu arşiv 2023 yılında erişime sunulacaktır. Şu anda İstanbul merkezli Meriç Öner Tasarım ve Araştırma Şirketi'nde uluslararası düzeyde kültürel stratejilere danışmanlık yapmanın yanı sıra mekan, sergi ve program yapımcılığı yapma pratiğini sürdürmektedir. Konuşma başlığı tasarruf. Merhaba. Bir kere ben bir herkesten aynı şeyi çalacağım. Şunu hatırladım, daha doğrusu fark ettim diyeceğim. Ben 2007 mezunuyum. Bu ortama hiç girmedim yani. Sonradan sadece E2 diye konuştuğumuz bina. Oralarda bir takım ziyaretlere geldiğimi hatırlıyorum ama burada hem öğrenci olarak hem de yani eğitmen olarak bulunanlardan biri değilim. Bilgi yüksek lisansının ilk kurulduğu neredeyse bir odada her işini, bir sınıf, bir tane de bütün o atölyenin olduğu yerde. Yani Tansel Hanım, Nevzat Bey, onun dışında yani Şebnem Hanım da buralarda tabii. Hayır, çok yani şey olarak kalabalıktı. Orada benim için çok kritik olan, ben de bilgiye gelmeyi biraz sonradan sizin açtığınız o teori tarafına olan merakım, yani teori eleştiri, tarih tarafına olan merakımla karar vermiştim bilgiye gelmeyi. Çok da doymuştum ya da sonrasında
benim önümde yaptığım işlerin çok önünü açan bir iki seneydi. Çünkü özellikle İstanbul'la ilgili daha önce hiç o kadar böyle yoğun çalışma fırsatım olmamıştı. Böyle bugün de herkes buralardan bütün örnekleriyle başlayınca deminden beri hani kendimi ödevini anlamamış bir öğrenci gibi hissediyorum. Ama umarım böylece birazcık önüne geçmişimdir. Ya ben tamamen böyle 5-6 dakika konuşacaksak şu anda sorduğum birkaç soruyu daha kalabalık olarak sorabilir miyiz diye düşünerek bir sunum, daha doğrusu bir soru serisi hazırladım diyeyim. Bir sunum hazırlamadım. Tasarruf üzerine çok düşünüyorum. Belki çok normal, hani güncel koşullar içerisinde her açıdan düşünebileceğimiz bir alan. Bunda kalabiliriz, çok hızlı hızlamasa. Yani son yıllarda benim de çalıştığım konularda iklim hep işin içine girdi. Yani kriziyle de girdi, ne durumdayız diye de girdi. Ben hep çocukken, benim bunları okuduğum zamanlarda coğrafya kitaplarında böyle bir harita hatırlıyorum. Tam bu olmasa da. Bu aslında hep bu iklimle ilgili konuştuğumuzda onun her zaman bir taraftan gıdaya, bir taraftan da böyle biraz daha ezber, yazları kurak ve sıcak, kışları diye bir şey geliyor aklıma. Ona biraz devam edince, hani benim için biraz şaşırtıcı bir bilgiydi. Aslında bizim 7 bölge ve 7 bölgenin iklimi diye konuştuğumuz şey yalnızca 1941 yılında kağıda geçmiş, nasıl diyeyim, kayda geçmiş bir bilgi gibi gözüküyor. Bu 1. Coğrafya Kongresi, pardon geçmek istedim arada. Bunlar 1. Coğrafya Kongresi katılımcıları. Yani o hani çok ezbere gibi olan ve 80'lerde okuduğum en azından ders kitapları hani böyle bir ortamdan ve çok uzun bir zaman aynı şeyler tekrar ederek gitmiş. Aslında biraz daha sonra geriye gitmeye çalıştığınızda 6 bölge olarak ilk etapta bu şeye karar verildi. Ege ile Akdeniz bir arada 1926'da böyle bir girişim var. Yani Cumhuriyet çocuklarına yeni coğrafya dersleri. Burada hep bir lisanı birleştirmek ve biraz hani bir herhalde bir ülkeyi tarif etmek. Aynı tek bir dilden kelimelerle coğrafya üzerine konuşabilmek niyetli yapılmış şeyler. Ya bunlar böyle çok cebimde duran şeyler. Bu ise 1968 yılında dünyanın ilk bir insan tarafından sefer sırasında şey değil, otomatik değil, bir insanın kendi fotoğraf makinesiyle çektiği dünya görüntüsü Apollo 8 seferinde. Bunun biraz o 68 sonrasında yani dünyanın bir bütün olduğu, tek olduğu ve buna göre biraz hareket etmemiz gerektiği algısını tetiklediği görüntülerden biri. Aslında güncel biraz böyle tartıştığımız, baktığımız pek çok alanda ama tabii mimarlıkta da yerlerde böyle bir ne diyeyim böyle bir izlekle gidince bu fotoğrafın önemini fark ettiğim bir şeyi hatırlıyorum. 2013 yılında Oslo'da bir mimarlık trieneli yapılmıştı. Rotor diye bir ekip. Behind the Green Door olması lazım adı. Ve konforu biraz sorguluyorlardı. Bütün araştırmaları mimarlık içerisinde ne denir? Sürdürülebilirlikle ilgili yapılan diyelim ekolojiyle ilgili yapılanların samimiyetini birazcık anlamaya çalışan, çeşitli biçimlerden bakan bir envanter gibi. Orada bir hani konfor sorusunun şöyle bir kritik tarafı vardı. Yani bizim hepimizin konforlu olması gerektiğini nasıl karar verdik ve burada tasarımın çok büyük bir rolü var ve o konforun tarifini de yapıyor. Dolayısıyla da biraz ona ilerliyorsun. Ve burada da hep bir, yani şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda da çok çeşitli biçimlerde hep bir kaybın varlığını tartışıyoruz. O zaman da kaybın hep bir çaresini arıyoruz bir bakıma. Ya burada kayıp da hakikaten kaybedeceğimiz kişisel bilgilerimiz, verilerimiz vesaire gibi bir ortamı da var. Her zaman da buradaki hem sebebi hem cevabı teknolojide aramaya çok da yatkın bir eğilim var. En azından hızlı vardığımız yerlerden bir tanesi. Bu Jenny Hauser önemli bir Amerikalı sanatçı bence. 1970'lerde bir Truisms isimli aforizmalardan oluşan bir serisi var. Bunu 2020 yılında tekrar söylediği zaman Covid zamanı ama tabii biz hani pek çok açıdan zaten şu anda daha da artarak teknolojiyle ilgili ilişkimizi çok sık sorguluyoruz.
Ben de hep o, yani tasarrufla birleştiği yerde bütün bu başka türlü bir şeylerin ömrünü uzatma tekniklerinin aslında hepsinin teknoloji olduğunu, yani teknolojinin belirli bir ileri teknoloji, geri teknoloji diye bir şey olmadığını hatırlayarak bir nasıl bir envanter yapmaya çalışıyorum diyeyim yavaş yavaş. Ya burada da mesela bir Afganistan'da şeyleri, üzümleri 6 ay kadar ömrünü uzatmak için sazlardan ve çamurdan yapılan, adı da kangina, İngilizce adı kangina olan, yani İngilizce kaynakta bulduğum adı, bir yapı, sonra o arkadakileri kırıp yemeye devam edebiliyorsunuz. Ya da turşu, yani bu coğrafyada yaşarken hani fermentasyonun hani şey de olabilir, reçel de olabilir, prezervasyon da olabilir. Elinizde domates var ve domatesin fazlası o anda bitip gidecekse onu reçel de yapabilirsiniz, turşu da yapabilirsiniz. Pek çok aslında kişisel becerilerimiz var bütün bunları değiştirmeye. Yani tasarrufu konuşurken biraz böyle tabii ki o gerçek maddi, finansal neyse ilk işaret ettiği yerden uzaklaşmak çok kolay değil. Bu veri, enteresan geliyor, bu veri aslında dünyada 50 tane ülkeye, nerede 56 ülkeye soruyorlar kripto şey para kullandınız mı hiç diye. 2023 yılında Türkiye ve Nijerya en yüksek oranda, %47 oranında kullandık diyor. Yani bunun hep genellikle ekonomistler tarafında konuşulurken böyle tukaka olan tarafı hızlı zengin olma vesaire hayali. Halbuki burada konuşulanlar büyük oranda yani 20 sent yatırmak gibi bir şey. Çünkü o ertesi gün 10 sent olma ihtimali var. Dolayısıyla bir işte tasarruf neyse yöntemi. Yani bu anlamıyla aslında şeyleri ayırmadan ama biraz daha kişisel olarak hani mevcut zamanda bir kaynak varsa onu geleceğe uzatmanın çok fazla yolu olabilir. Bunlar neler olabilir diye bakıyorum bir süredir. Yani bir takım araçlar kullanılıyor tasarruf yapmak için. Bir takım teknolojiler geliştiriliyor. Yani çömlek bir araç çünkü siz başka türlü üretebileceğiniz şeyi saklayamıyorsunuz çömlek olmazsa. Fermentasyon bir araç, onun ömrünü başka türlü uzatamıyorsunuz. Kendine özgü ortamlar yaratıyor. Bu işte Bitcoin'in, yani benden çok daha iyi bilenler de burada meraklıları olabilir ama işte belirli bir limitte olması ve bitmemesi aslında şurada yazılı bir deklarasyon üzerine kurulu Bitcoin efsanesi ya da gerçeği. Ve bu bir ortam, elektronik bir ortam. Siz bu şeye dahil oluyorsunuz. Buradaki yazılmış olan white paper dedikleri ortamın sözüne dahil oluyorsunuz. Topluluklar var. Bunu da bir arkadaşımdan ödünç aldım. Bu örneği çok seviyorum. Altın günü böyle bir şey. Yani tasarruf yapmak için hani Türkiye'de çok sıkı süren bir topluluk biçimi. Yani burada neticede bütün burada farklı alanlarda, yani biz şeyleri tasarrufla ilgili ya da içinde bulunduğumuz krizlere biraz müdahale etmek için şu anda çözüm ararken korumacılığı, yenilikçiliği, teknoseverliği, sürdürülebilirlikçiliği, tüketiciliği bir sürü şeyi düşünüyoruz ama biraz hani elde zaten ne vardı? Kaynak çoğaltan, bildiğimiz bilmediğimiz, çünkü bunlar çok yerel, çok ufak, çok farklı boyutta olabilir ve belki bunlardan biraz bilgi devşirmek mümkün olabilir. Hani bu mimarlık için de olabilir. Biraz da çok büyük ölçekten ve sürekli çok büyük hedeflerin ötesinde aslında herkesin kendine bulduğu bir sürü yöntem var. Onlar da çok değerli olabilir. Ben işte ödevi yanlış anladım dediğim kısmı, ben gelirken biraz size bunu anlatayım. Sonra da böyle araçlar, teknolojiler, topluluklar, bilen, düşünen, kendi yaşadığı ortamdan toplayanlar olursa bana da iletsin. Bu da böyle yavaş yavaş küçük bir envanter olsun. Sonunun nereye gideceğini bilmiyorum. Bu sene buna bakıyorum bir taraftan, yani yaptığım şeylerin yanında. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Oğulcan Üneş'i. Mimar, programcı, araştırmacı. 2022 yılında Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2020 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi dahil çeşitli üniversitelerin mimarlık fakültelerinde öğretim görevliliği kapsamında hesaplamalı tasarım ve tasarım stüdyosu dersleri vermektedir. 2019 yılından beri TÜBİTAK, İTÜ ve İBÜ bilimsel araştırma projelerinde
araştırmacılık ve yazılımcılık görevleri üstlenmiştir. Akademik çalışmalarının yanında araştırma kuruluşları ve mimarlık ofislerine hesaplamalı tasarım ve yazılım geliştirme alanlarına destek vermektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Bölümünde doktora öğrenciliğine devam etmektedir. Konuşma başlığı yazılımcı mimar. Merhaba, ben birazcık daha farklı olarak mimarlıktan nasıl uzaklaşmaya başladığımın hikayesini anlatacağım. Ben tezime paralel bir yazılım geliştirdim. Bu yazılımın içeriğini veya tezimi burada anlatmayacağım. Çok kısa bir şekilde geçeceğim. Sadece bu yazılımın nasıl başladığını ve benim nasıl yazılımcı olmaya karar verdiğimi biraz anlatmak istiyorum. Tezimden çok kısa bahsedeceğim. Tezimin başlığı Multi-User Virtual Environments in Architecture. COVID'e paralel bir tezdi. Mimarların uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim için gerek duydukları araçları ve şu an alanda nelerin olduğunu araştırdığım ve biraz da geliştirdiğim bir tezdi. Aslında bu sanal ortamlar, çoklu kullanıcılı ortamlar 20 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Özellikle Second Life'da işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir sanal kampüsü bile vardı. Mimar tasarım stüdyoları, kıtalar arası mimar tasarım stüdyoları birçok araştırma projesinde yapılmıştı. Yani bu yeni bir konu değildi ama güncel araçlarla üretilen bir şey yoktu ve şu anki ihtiyaçlarımız, yani 2021'deki ihtiyaçlarımızı karşılayan bir cevap yoktu bu soruya. Nasıl başladı peki bu durum, bu problem? Yani birden pandemide bulduk kendimizi. Hazırlanılmamıştı uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma koşullarına. Bazı derslerde bir problem olmamıştı. Yani Zoom, ekran paylaşımı vesaire yeterliydi. Ama mimari tasarım stüdyosu için bu uygun bir ortam değildi. Uygun bir arayüz değildi. Yani herkesin yaşadığı, bütün derslerde yaşanan problem aslında öğrencilerin işte biraz konsantrasyonunun bozulması vesaireydi. Ama mimari tasarım stüdyosunun asıl problemi yaptığımız tartışmalar, yapılan tartışmalar böyle bir iki boyutlu arayüzde uygulanmaya ve tartışılmaya çok da müsait değildi. Daha çok yani eğer bir maket üzerinden konuşuyorsa, ve 3D model üzerinden konuşuluyorsa buna uygun bir ortamın kullanılması gerekiyordu. Bunu ben kendim fark etmedim açıkçası. Bunu bana Tuğrul Yazar, tez danışmanım sordu. Yani bu iş Zoom'da yürümüyor. Önereceğin bir şey var mı? Herhangi bir yazılım kullanabilir miyiz? Ben hemen bir araştırma yaptım. Çok kısa işte biraz Google'dan, biraz kaynaklardan. Ve ne kullanılıyor? Şimdiye kadar ne geliştirmeler yapılmış? Ne uygulamalar kullanılıyor? Nasıl ilerleyebilir bu süreç diye. Çok güncel bir şey bulamadım. İşte bahsettiğim gibi çok bunu tamamen karşılayabilecek, şu anki ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir şey yoktu. Peki oyunları kullanabilir miyiz diye konuşmaya başladık. Oyunlara harita yüklesek, burada öğrencilerle girsek, bu oyunlarda iletişim kursak, projelerin üstüne tartışsak. Oyunlarda da mimari tasarım için gerekli olan iletişim araçları yoktu. Yani çizim yapamıyorsunuz, işte o hızlı bir kritik veremiyorsunuz, yani ateş edebiliyorsunuz veya yarışabiliyorsunuz içine genellikle harita yükleyebildiğiniz oyunlarda. Ama bu o kadar da doğru değil. Aslında bazı oyunların içinde mimarların çok da işine yarayacak araçlar var. Enteresan simülasyon yöntemleri, işaret ve çizim yöntemleri, çeşitli farklı grafik anlayışlarla temsil yöntemleri ve bunun üzerine neye ihtiyacımız var aslında, yani neyi aramamız gerekiyor, nasıl bir şey bulabiliriz diye üç en önemli özelliği çıkarttım. Birincisi model, çok kolaylıkla model yükleyebilmemiz gerekiyor. Öğrencilerin kullandığı formatta olması gerekiyor bu modellerin. İşaret ve çizim araçlarına ihtiyacımız var ve çevrim içi ve eş zamanlı bir ortam olması gerekiyor bunun. Yani Google Drive gibi işte ben yükledim, sen baktın, üstüne kritik yaptın, sonra ben onu açtım, baktım gibi değil. Aynı anda orada bulunmamız, aynı anda bu iletişimi kurabilmemiz gerekiyor. Sonra
acaba bu araştırmalar nereye gitti? Önceden okuduğum araştırmalar. Bir başka bir yere ulaştılar mı? Bir yazılım geliştirdiler mi? Notlar bıraktılar mı? Ne olsa daha iyi olurdu. Geri döndüm ve tekrar bunları okumaya başladım. Son bölümlerin hepsinin, yani future work, işte implications, ne yapılabilirdi veya yapmaya acaba yeltendiler mi? Sonra tekrar bu sefer bu insanları, bu araştırmacıları aramaya başladım. Ama hep yani Second Life'a çıkıyordu işin ucu. Çok eski bir yazılım Second Life, yani 2004-2005 falan olması lazım. Bu uygun bir ortam değil. Bizim kullanmamız için, mimarların iletişim kurabilmesi için uygun bir ortam değil. Bunların arasında tabii bu konuyla alakasız bir makale daha vardı. Bunu sadece, yani görselleri açıkçası ilgimi çekmişti. Ne yapmışlar diye bakmıştım. Jose Sanchez diye bir akademisyen. Aynı zamanda oyun tasarımcısıymış. Bunu görünce bir şey canlandı açıkçası içimde. Yani akademisyen, mimar, oyun tasarımcısı. Hatta oyunu bende varmış ve oynamışım. Ben çok oyun oynayan bir insanım. Yani hayatımın çok büyük bir kısmını oyun oynayarak geçiriyorum. Ve küçüklüğümden beri de hep bir oyun yapımcısı olma isteğim vardı. Hep bir hayalim vardı. Yani bir şekilde mimar oldum. Ben de çok net hatırlamıyorum nasıl mimar olduğumu. Ve yani iki yüksek lisans yaptım, hala doktor yapıyorum. Oyun yapımcısı olmak istiyordum. Bunun üzerine Tuğrul Hoca ile tekrar konuşmaya başladım. Dedim ki, yani acaba biz yapabilir miyiz? Çünkü çok yakın bir zamanda iyi bir programlama tecrübem olmuştu. Bir Grasshopper plugin'i geliştirmiştik TÜBİTAK projesi için. Yani biraz da böyle çekinerek sordum. Hani hem tez konum da daha belli değildi. Acaba tez konumu buna bağlayıp bir yandan da bir yazılım üretmeye çalışsam bu ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik. Tuğrul Hoca da olur dedi. Yani tek kelime olur dedi. Sonra hemen ben bayağı, ya bunların hepsi bu arada bir gün, hatta bir iki üç saat içinde oluyor bütün bu anlattıklarım. Hemen oyun motorlarına bakmaya başladım. Önceki araştırmalara baktım. Ne oyun motorları kullanmışlar, ben ne kullanabilirim? O Future Work'te notlar düşmüşler mi? Daha çok Unity'ye işaret ediyorlardı. Yani Unreal kullanmışlar, işte Microsoft XNA kullanmışlar, Source kullanmışlar. Ama hep böyle Unreal kullansak daha iyiydi diye bahsediyorlardı. En önemli birinci madde model yüklemek. Hemen bunu araştırdım. Unity'ye kolaylıkla model yükleyebiliyor muyuz? İlk karşıma çıkan bu. Yani FBX yüklemek istiyorum, yardım edin. Ya öyle bir şey yok. Hani kendin yazmak zorundasın diyor. Tabii bu biraz hevesimi kırdı. Daha yeni oyun motoru kullanmaya başlayacağım. Ama bunun yapılabildiğini biliyorum. VRChat diye bir program var. İşte VR gözlükleri giyip böyle avatarlarla içeride gezip sohbet ediyorsunuz. Aslında ilk metaverse, bu VR metaverse'lerden birisi sayılabilir. Unity'de de yapıldığını biliyorum. Ve bu avatarlar, VRChat'in içinde olan avatarlar değil, kullanıcıların kendilerinin ürettikleri avatarlar. Bunu gördükten sonra ya çok da daha fazla düşünmedim üstüne açıkçası. Hemen açtım, işte Unity kullanacağım. Unity'nin kendi sitesinde Learn platformuna girdim. C# programlama dili kullanılıyor, bilmiyorum, Python biliyorum. C# dersine başladım. YouTube videoları açtım. Birden bir gazla hemen bunu öğrenmeye başladım. Bir ay, iki ay içinde Tuğrul Hoca'yla online bir ortamda iki kapsül olarak futbol oynuyorduk. Yani yapabildiğimi gördüm bir iki ay içinde. Ondan sonra bir offline prototip geliştirdim. Daha sonra online prototip geliştirdim. Online prototipin oturması bir yılı buldu. Online biraz daha zormuş. Buradaki bazı hocalarımız da katılmıştı. Daha sonra bir işte dördüncü sınıf jürisini bile burada bir mock-up'ını yaptık. Ve tezimi de işte potansiyeller nelerdir, nasıl geliştirmelidir, böyle bir şeyin oluru nedir, avantajları, dezavantajları, bunun üzerine yazarak tamamladım. Tamamladıktan sonra yazılımcı olmak istediğime karar verdim. Şimdi küçük bir ekibiz. Bu bahsettiğim yazılımı ticari bir ürüne dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu aşamadayız. Daha henüz bir kurulmuş şirketimiz yok. Ama önce bunu bitirip daha sonra da oyun yapımcısı olmayı düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sıradaki
iki konuşmacımız Seçkin Maden, mimar, Maden Design Stüdyo kurucusu, hesaplamalı tasarım uzmanı. 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Seçkin Maden, hesaplamalı tasarım ve geometri, dijital üretim teknolojileri, standart olmayan sesli görsel tasarım, fotorealist görselleştirme ve animasyon konularında uzmanlığa sahiptir. 2020 yılından bu yana kendi markası olan Maden Design Studio adı altında Türkiye genelinde işbirliği, disiplinler arası araştırmaya dayalı tasarım projeleri üretmektedir. 2010 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konuşma başlığı analoji temelli tasarım. 2011 galiba kaç yıl olmuş? 12 yıl. 12 yıldır on and off buradayım. Çoğunuz sıkılmışsınızdır da muhtemelen. Tanıdık yüzler de var. Yani bugün aslında anlatacağım şey, yani normalde derslerde de bahsettiğim şeylerin böyle biraz daha değerli toplu ve biraz daha farklı perspektiften anlatılmış hali gibi olacak. Çok özel, duygusal bir giriş yapmayacağım. Yani aslında şundan bahsedebilirim. Yani buradaki aslında analojilerden bahsedeceğim. Mimari tasarımda, genel olarak tasarımda analojilerin kullanımından bahsedeceğim. Yani bu konunun kafamda ilk canlanması benim aslında tam olarak bir mimar olmama farkındalığımla eş zamanlıdır. Yani önceye dönebiliriz. Hala oradayız. Burada bir süre duracağım, 1-2 dakika kadar. Yani tam olarak mimar olmadığım diye bahsettiğim dönemde, aslında müzisyen olduğum dönemde, ben yüksek lisansa olmayı düşlediğim dönemde yüksek lisansa başladım. Mimar oldum fakat bu bağ, yani bir şeyleri sürekli yaptığınız ana işle ilişkilendirme mevzusu hiçbir zaman yani sizi bırakmıyor. O dönemde de bırakmadığında işte Nevzat Hoca, Can Hoca, Mehmet Hoca, çokça sonrasında Aslan yüksek lisansta. Onlarla sürekli bu ürettiğimiz disipline daha dışarıdan bakmayı sağlayan, daha onu genel anlamda daha artısıyla eksisiyle daha objektif görmeye olanak sağlayan diyelim, bir takım alanlarla ilişkilerini tartışmaya, düşünmeye başlamıştık. Ve o esnada da tabii bilgi de sadece hani okul içinde hocalarınızla bir şeyler konuşup tartıştığınız, dersi alıp eve gittiğiniz bir durum değildi, okul dışında da aslında. Yani teknik anlamda dahi çok derin sohbetlere girebildiğiniz insanlar vardı, saydığım isimler gibi. Dolayısıyla aslında ilk defa Can Tinci ve belki de Aslan'la burada konuşurken ben analoji ile metafor arasındaki farkı tam olarak kavradım. Yani metafor olarak bahsettiğimiz şey bir aslında benzeşim, benzeme olayı. Yani bu genelde form üzerinden kurulan bir benzerlik gibiyken aslında bizim tasarımcılar olarak daha çok işimize yarayan, efektif olarak kullanabileceğimiz alan, yani üretimlerimizi zenginleştirmede kullanacağımız alan analojiler. Ki sonrasında işte buradaki sohbetlerin daha derin analizlere ve üretimlere yansıdığı kısım profesyonel işler ve öncesinde tabii ki doktora tezi oldu, devam edebiliriz. Aslında bu geri çekilme, yani bir alanı başka bir alan üzerinden düşünme, işte sanat ya da bir bilim ya da müzik üzerindeki herhangi bir unsur üzerinden düşünme, başta bir kafa karışıklığı gibi görünse de, yani sizi çok yanlış yollara sürükleme ihtimali çok yüksek olsa dahi, siz aslında belirli ortak problem tespitleri yaptığınızda farklı alanlar arasında, yani bu problem ortaklıklarından şayet eminseniz ve bu problem ortaklıklarına bir takım ortak çözümler üretilebiliyorsa, aslında bu iki alan arasında çok faydalı bir analoji, üretken bir analoji kurabileceğiniz anlamına geliyor. Bu çok basit bir sıra aslında. Burada mesela, bir öncekine hemen bakabiliriz. Burada mesela iki boyutlu düzenli bir patern örgüsü görüyorsunuz. İki boyutlu patern örgüsü aslında müzikte ritmik kanonların yaptığı şeyin tam olarak aynısı. Birebir aynısı. Yani matematiksel kuralları birebir aynı fakat bu iki alanın birbirinden hiçbir haberi yok. Fakat bu kurallar bütününü, mesela müzikten aldığınız bu kanonik sınırlı adette diziler üreten ve kesişimler, çok zengin kesişimler üreten kurallar dizisini görsele aktardığınızda hali hazırda elde ettiğiniz desenler ve hiç görmeniz mümkün olmayan, onlardan türemiş başka yeni desen aileleri vesaireleri keşfedebiliyorsunuz. Yani ortak kompozisyonel problem tespitleri ve bunların
aslında bir sonraki aşamada göreceğiz, sistemlerinin çözümlenmesi gibi bir süreç. Ya bu tabii biraz daha şey bir süreç, şöyle söyleyeyim, yani daha goal oriented, daha hedef odaklı. Yani aslında siz ilişkilendirdiğiniz alanları biliyorsunuz, bir kaynağınız var, bir vardığınız nokta var, işte kanonlar gibi ya da kontür puan gibi ya da işte hedefte görsel paternler gibi. Bu noktada evet, yani bu işleyiş aslında gayet kendi içinde çalışan üretken bir sistem oluşturuyor. Problem tespitleri sonrasında analiz edip oradan belli dersler ediniyorsunuz. Mesela buradaki ders ne olabiliyor? Mesela müzikten örnek veriyorum, daha çok üzerinde çalıştığım alanı olduğu için. Bizim çok basit kompozisyonel dertlerimizi aslında taşıyor. Yani bir takım mesela tekrar ve varyasyonun hep bir dengesini arıyor. Değil mi? Yani çok aşırı tekrar olursa çok sıkılıyoruz. Çok varyasyon olursa çok dağılıyoruz. Bunun arasında optimumu, balans yakalamaya çalışıyoruz. Yani müzik de aslında bunu yapmaya çalışıyor. Özellikle kontrpuan. Kanon bunu sınırlı adette mesela çeşitliyor gibi gibi. Buradaki prensipleri aslında çözümleyip bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yok, bir öncekinde olması lazımdı ama o görsel yok. Evet, aslında orada bir gramer üretmeye çalışıyoruz. Yani bir alandan, bir alanın yapma biçimini, know-how'unu aslında gramer olarak alıp onu o yapma biçimini farklı bir alanda test ediyoruz. Bu bir tasarım yöntemi tabii ki ve alternatif tasarım yöntemi. Genel geçer bir yöntem değil ama sağladığı bir takım tabii avantajlar var. Bu analizlere dair bir takım durumlar, örnekler. Yani mesela burada kontrpuanda keşfedebileceğiniz şey, bir tane sabit birim var aslında. Sabit birime özne diyelim, eşlik eden bir karşıt özne var. Karşıt öznenin görevi varyasyon üretmek, öznenin görevi tekrar üretmek ve karşıt özne karşısında onunla uyumlu biçimde kendini sürekli farklılaştırarak, canlı bir organizma gibi sürekli yenileyerek belli dozlarda varyasyon ve belli dozlarda tekrara izin veriyor. Bu varyasyonu sağlayan diğer şey, mesela bir öncekine geçelim. Birimlerin düzenli olarak birbiri üzerine kayması. Bu birimler daha çok bu karşıt özne diye bahsettiğim varyasyonu sağlayan birim yine. Yani iki çeşit yöntemim var aslında. Birbiri üzerine kayma ve kendi iç dizisini sürekli ilişkili olduğu özneye göre çeşitleme. Geçebiliriz. Tabii bu gramerleri üretirken işte bu kurallar bütününü bahsettiğim, işte bu dengeyi yakalayan kurallar bütününü üretirken tabii ki bir hani ait olduğunuz alana dönüp onunla karşılaştırıp, ya ben acaba işte o girdilere cevap verebiliyor muyum, respons edebiliyor muyum, yoksa kurduğum ilişki çok uzakta alakasız bir noktaya mı düşüyor diye test etmeniz lazım bir şekilde. Bu kontrpuandaki kural tanımlarıyla üretilmiş paternlerden birkaç tanesi. Bir birim diğer birime göre sürekli olarak kendini yeniliyor. Bir birim kendini sabit tutarken diğeri sürekli bütünü ve aralarındaki ilişkiyi variye ediyor. Yani dinamik olarak. Bu çok tekrarlı kanonik bir örnek mesela. Birbiri üzerine kayan diziler tıpkı müzikte olduğu gibi dinlediğinizde sonradan aklınıza gelen bütünlükler oluşur ara ara. Yani motiften, birimden farklı bütünlükler oluşur. Emergent dediğimiz. Onları benzer şekillerle, aynı kurallar aracılığıyla gözlemleyebiliyorsunuz. Bilindik paternler dışında çok farklı üretimler, alternatifler sağlayabiliyor. Ya da aynı kuralı, bu sefer döngüsel değil, ağsı büyüme olarak da yorumlayabiliyorsunuz. Yani burada üretken mekanizmayı bozmayan şey, aslında extract edilen, oradaki ayrıştırılan kural dizilerine bağlı kalmak. Bu tabii görselin işitsele göre avantajı, bunları sonradan görebiliyorsunuz. Yani bir bütün olarak kavrayabiliyorsunuz aslında o birim bütün ilişkilerini. Kontrpuan üzerinde çalışırken aslında bunu daha sadeleştirdiği bir alternatif de vardı. Yani bu bahsettiğim bir özne sabit, bir özne sürekli kendini dönüştürüyor. Ama bu dedim galiba. Evet, bu iki birimden oluşan bütün sürekli aslında birbiri üzerine kayarak
bir varyasyon üretiyor, basit bir varyasyon üretiyor yani. Şurada gördüğünüz gibi. Kontrpuanda bunu yapabilen şey aslında iki boyutta bunu çok daha basit bir şekilde yapabiliyor. Siz eğer iki birimin toplamı, toplam sürekli kayıyoruz galiba. Evet. İki birimin toplamı, toplamın bir alt katı değilse sürekli alt sıraya devredecek değil mi? Ve bu devirler aslında kontrpuanda yakaladığınız direkt kayışları yakalıyor. Yani bu bir yandan böyle yani salt izole araştırdığınız bir alan da olmuyor. Kafanızda başka bir şey de dönüyor büyük ihtimalle o esnada. Selçuklu yapılarına dair bir takım örgüler inceliyoruz, analizleri yapıyoruz ofiste. Çünkü bir cami işimiz var. Sonra fark ediyorsunuz ki aslında bu problem, yani buradaki o kayma problemiyle bunların çok kolay bir şekilde varya olması, dizilerin varya olması ve aynı şekilde iç dizileri de kontrol edebilmeniz, manipüle edebilmeniz tam olarak aradığınız tekrar varyasyon doluluk boşluk oranlarını yakalamanızı sağlıyor. Belli bir atıf çerçevesinde tabii ki. Devam edebiliriz. Bu oradan türeyen aslında binary 0 ve 1 aileler. Desen aileleri. Ve Uşak Camisi'nin Aslan'la beraber yaptığımız cephe işlemlerindeki kullanımı ve doluluk boşluk dengesini ayarlamada, saçaktaki gölgelik kısmını ayarlamadaki kullanımı. Tamamen kontrpuan temel mantığından türetilmiş tekrar ve varyasyon esasları aslında. Tabii yani müziği araştırırken oradan hani analitik seviyede bir şeyler çekerken işte bilimle alakalı mutlaka bir şeyler araştırıyorsanız yani muhtemelen araştırıyorsunuzdur. Araştırmıyorsunuz bence araştırın. Çünkü atom altı düzeyde çok acayip hipotezler zaten duyuyorsunuzdur ya da okuyorsunuzdur. Fizikçilerle beraber Paris'te bir işimiz de başladı aslında Didem Yalınay ile beraber. Bir takım sürü zekası mantığı çalışmalarıyla birimlerin acaba yakın çevrelerinde değil de sadece en yakınındaki alanlardaki birimleri değil de uzak noktalardaki yani entanglement vari kümeleri nasıl acaba etkileyip dönüştürebileceği ile ilgili bir takım hipotez bile denemez aslında spekülatif kurallar yazıp bunları araştırdığımız bir takım çalışmalar oldu. Bunun dışında biraz daha bu kurallandırmaları daha derinden analiz edip parçacık altı seviyede bu partiküllerin birbirleriyle olan kuvvetleri acaba bir takım kümelenmelere, mekansallaşmalara izin verse bunları acaba nasıl gözlemleriz diye düşündüğümüzde yine Sorbonne'daki işte şu an durdu galiba. Sorbonne'daki işteki düzenleri görmeye başlıyoruz. En başta aslında birebir simülasyona dayanıyor neredeyse partikül ilişkileri. Fiziksel gerçekliğe dair birebir neredeyse. Sonrasındaki kısımlar yani %80-%90 oranlarda Einstein'ın tanrı zar atmaz tezinin aksine probabilistik, olasılıksal. Dolayısıyla bu olasılıksal dünyaların nasıl kurallandırılabileceği ile alakalı şu an böyle çıkmaz bir döngüde bir araştırma yapıyoruz yine. Devam edebiliriz galiba. Çok aşıyorum süreyi, farkındayım. Bu onun bir adım sonraki aslında araştırması olacak. Bu partiküller arası tanımlı ilişkiler, tanımlayabildiğimiz, öngörebildiğimiz ilişkiler yine olasılıksal boyutlarda acaba ne tip boyut açılımlarına imkan olasılıklar verebilir şeklinde yine tahmin edebileceğiniz en soyut düzlemde bir araştırma bir sergimizde Kasım ayında görülebilecek diye biliyorum. Bir anda somut, dünyanın en somut arayüzüne dönüyorum. Bu bahsettiğim araştırmalar daha öncesinde hep genelde goal oriented, genelde hedef odaklı, genelde
çok derin araştırmalara dayanan, işte analizlere dayanan şeyler ama her zaman böyle olmak zorunda değil çünkü tasarımın doğası böyle bir şey de değil bir yandan. Yani daha sezgisel ilerlediğiniz, sadece metafor boyutunda ilişki kurduğunuz durumlar da aslında çok faydalı ve yapıcı noktalara varmanızı sağlayabiliyor. Yani en azından buradaki gibi işte eğrisel bir form aslında bir üst aydınlatma elemanının formunu etkileyebiliyor mu? Yani geri çekildiğinizde bunun üzerinden eskiz yaparken evet kafanızda belli bir ilişki kuruyorsunuz büyük ihtimalle. Belli bir forma dair olabilir, strüktüre dair olabilir, belli bir ilişki kurabiliyorsunuz ama mesela bu formu test ettiğinizde, bu formu analiz ettiğinizde eğer hakikaten orada konumlandırmak istediğiniz aydınlatma noktaları, saklamak istediğiniz aydınlatma noktaların daha iyi saklamanıza sebebiyet veriyorsa kesitlerin birbiri üzerine kaymasından dolayı o zaman bu metaforu daha ileriye götürüp doğru analizlerle destekleyip projede dahil edebiliyorsunuz. Böyle bir durumlarda oluyor diye son örnek olarak bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ve son konuşmacımız Seda Gecü, mimar, sanatçı. 2012 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur. Hali hazırda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehircilik Bölümünde Dersim, Coğrafya, Altyapı ve Mitler başlıklı doktora tezini yazmaktadır. 2020 yılında Deniz Erdem'le birlikte Desk Stüdyo'yu kurmuştur. Aynı yıl Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nda Eşdeğer Mansiyon Ödülü kazanmıştır. MEF, Bilgi ve Kent Üniversitesi'nde atölyeler düzenlemiş ve Kent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde stüdyo yürütücülüğü yapmıştır. 2019'da Mamut Art Project sanatçıları arasında yer almıştır. Borderless, Project Space Festival, Poşe ve Mixer gibi sanat inisiyatifleri ve kurumları ile işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Konuşma başlığı 5 yıl önce, 10 yıl sonra. Merhaba. 5 yıl önce, 10 yıl sonra koydum sunumun adını. Belki bilenler vardır, 80'lerden bir pop grubunun adı. Biraz yani şu anki zamanla işte yaklaşık 10 yıl önce mezun olmuşum ben. Ama tümünü değil de son 5 yıla odaklanacağım biraz. Bu o meşhur E3 binasından şimdikine benzer bir konum. Büyük ihtimalle orada daha rahatımdır. Şu an biraz daha heyecanlı olabilirim. Arnavutköy projesiydi ve baş belası bir projeydi gerçekten. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan'da biz, yani Mimar Sinan duymuşsunuzdur belki, çok çalışmasıyla meşhurdur. Ben şey diye düşünüyorum, yüksek lisansa biraz takılırız, bol vaktimiz olur, gerçek bir üniversite öğrencisi deneyimi yaşayabiliriz diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Çok daha fazla çalıştık, nasıl oldu bilmiyorum. Ama mutluyum. Bugün yani dediğim gibi o 5 yılda neler yaptığımdan biraz bahsedeceğim. Ya böyle kariyerle ilgili genelde hep böyle şey metaforlar kullanılıyor. İşte doğrusal metaforlar, işte yol, patika, merdiven basamakları vesaire gibi. Benimkisini böyle öbekler olarak düşünmeyi seviyorum. İşte yer yer kesişiyorlar, bazen çok ayrılıyorlar. Bu da aslında mezun olduktan sonra en uzun süre çalıştığım yerlerden biri olan Özürger'de yaptığım bir proje. Benim için hani önemli bir dönüm noktası çünkü ilk kez şeyi gördüm orada, ilk kez aslında ve de son kez aslında bakarsanız bir yarışmanın tasarım aşamasında ekibin içinde olup sonunda da uygulama projesinin de tamamlanmasına şahit olmak benim için önemliydi. Bu yani tasarım ekibinde başlamıştım önce. İşte zaten aradan yıllar geçti. Sonunda da proje yöneticisiydim. Çok şey öğrendim. Bu yani kısaca bahsetmek gerekirse aslında bir temelinde özünde bir yayılaştırma projesi ve yeni bağlantılar ve kıyıyla yeni ilişkiler kurma projesiydi. Ve ardından yani Özürger'in ardından o ilk o 5 yılda 4 yılda her neyse işte ben sırf isim tam olsun diye yuvarladım diye düşünün. Tam o sırada bir yol ayrımına ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Yani çünkü benim diğer ilgi alanlarıma vakit ayıramıyordum. Dolayısıyla
kendi işimi yapmaya başladım. İşte partnerim Deniz Erdem'le birlikte Dex Stüdyo'yu kurduk. Ve o dönemin ilk hani önemli ürünü olan Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nda eşler ödülü aldık Nurhayat Öz ve Sinan Güner'le birlikte. Burada biz şöyle bir şey düşündük. Yani hani işlevsel bir açıdan baktığımızda bir patchwork metaforu vardı. Analoji bir metafor mu seçkin bilmiyorum bu. Ben de bazen şey yapamıyorum. Galiba analoji oluyor o zaman. Seni dinlediğim kadarıyla. Ben de hep böyle çok sık google'ladığım şeylerden birisidir. Yani analoji, metafor arasındaki fark ne? Ve her seferinde de unutuyorum. Hiçbir zaman aklımda kalmıyor. Yer değiştirme mi var? Öyle mi? Kullanılabilirim değil mi Esin'in gibi? Süper. Süper. Yani bir şeyler almamız her, evet. Dolayısıyla böyle mevcut yeni patchworkler, işte patchwork'e yeni ekler yaparak ya da mevcut olanını dönüştürmeye çalışarak daha çok aktivite üzerine, yani bu görselden de anlayabileceğiniz üzere kullanım üzerine yeniden düşünme fırsatı sağlamıştı bize. Ya bir de tabii ki Gezi'nin hani simgesi önemini de düşünerek şöyle bir kavramsal başlangıç noktası oluşturmuştuk. Geleceğin anıları gibi bir şey düşünmüştük. Yani geleceğe, yani bu şimdiki ana gelecekten bir postkartla bakmak ve daha iyi bir gelecek hayal edebilmek ve şimdi hayal edebilmek aslında bakarsanız dolayısıyla. Bu Çekil Vakfı için ve aynı zamanda Kentsel Strateji Ofisi için yaptığım bir çalışmaydı. Bir böyle Fırat bölgesi için bir vizyon geliştirme projesiydi. İşte bir kazı alanı ve kamp alanından görseller. İşte son 3 yılda Deniz'le birlikte İstanbul hani önde gelen ofislerini ruhsat ve uygulama projeleri çiziyoruz. Bu da aslında o işbirliklerinden birine ait. TEET'in tanıyanlar olmuştur. Sille Otel ve Kültür Merkezi projesi. Öbeklerden sanat alanına geçiyoruz. 2019'da Mahmut Art Project'te çizimlerimle yer aldım. Ve ondan sonra o ilgi alanımı biraz daha eğilme fırsatı buldum ve hani biraz daha kendime o hakkı tanıdım diyeyim. Bu sayede birkaç proje yaptım. Bunlardan birisi Project Space Festivali'nde Berlin'de gerçekleşen bir projeydi. When the Hunger Starts'tı adı. Yani daha doğrusu o section'da yer alıyordu. Çilingir Sofrası adı. Poşe Sanat İnisiyatifi ile birlikte çalıştık burada. Yani şöyle bir şey vardı, fikir. Çilingir Sofrası, bir çilingir sofrası hayal edelim, hayal etmeyelim, gerçekleştirelim. Bir performansın parçası çünkü bu. Berlin'de daha yeni oraya göç etmiş Türkiye'li sanatçıların bir sunum yaptığı bir akşam aslında düzenlendi bir performans olarak. Ve burada önemli olan yani bu çilingir sofrasının yatay ilişkilerinin bir haritasını yapmaktı benim için. Yani şey gibi işte hiçbir zaman aslında yemek içmek değildir sadece çilingir sofrası. Aynı zamanda işte yani kavun ve rakının yanında işte şey de vardır, melankoli de vardır, çevre sorunlarını da konuşursun. Yan yana, iki tabak yan yana durur gibi bu konular masanın üstünde yer alır gibi bir şeyi vardı önerisi. Bu da 2022'de Borderless Sanat Kitabı Fuarı'nda sergilendi. Ablam Serap Gecu ile birlikte yaptığımız bir sanat kitabı. Ya bilmeyenler için sanat kitabı sanatla ilgili bir kitap değil. Ben öyle zannediyordum eskiden. Bir form aslında, yani bir mecra. Önümde duruyor adı. Aslında ikimizin geçmişlerine bir kısa bir bakış oldu bizim için. Ve geçmişle bugünü yine zamansal bir şey aslında. Az öncekine benzer. Yani ikimiz de blog yazarıydık 2000'lerde. Olmayan var mı bilmiyorum. Ve hem böyle fiktif hem otobiyografik şeyler yazıyorduk ve kimse okumuyordu büyük ihtimalle. Ama bizim için çok kıymetliydi. Ve onu hep böyle bir arşivlemek istiyorduk. Çünkü herhalde yine milenyal olduğumuz için ya bunlar hani uçup gidecek bir kağıda tutunalım şeklinde. Bu endişeyle şimdiki işlerimizi yan yana getirerek böyle bir hani
tekrar bir derledik. Aslında böyle tekrar bir diyaloğa geçtiler çünkü zaten aslında diyalog içinde değillerdi. İkimiz de bağımsız yazıyorduk. Ve böyle bir iş çıktı ortaya. Bu senenin başında da Derin Ekin resimde gördünüz. Beni bir kendi gravür atölyesine davet etti. Bu gravür atölyesi işbirlikçi bir atölye ve İstanbul'da tek. Burada Derin'e selamlar gönderiyorum. Bu yani bu sayede gravürü dünyasına biraz girdim. Bunu da hep yapmak istiyordum. O açıdan çok iyi oldu. Soldaki sonuç işim. Yani genelde böyle fiktif ve spekülatif dünyalar kuruyorum. Bu da böyle biraz böyle posthumanist bir dünya şeyi diyeyim, imgesi. Ve şeyde çok ilginç bir süreç var. Ondan tabii ki bahsetmeyeceğim. Ama benim için en güzel olan şeyi söyleyeceğim. Bu plate'i yaptıktan sonra, yani haftalarca, aylarca üzerinde çalışıp plate'i pozlayıp falan filan son haline getirdikten ve çıktıları aldıktan sonra bir cancellation süreci var ve bu aslında hani yüzyıllardır gravür tarihin boyunca yapılmış bir şey. Üzerine tamam ben bir X ya da bir şey yaparak kendi elinizle o yaptığınız şeyi yok ediyorsunuz. O kısmı çok tatmin ediciydi. Peki ne var gelecekte? Bir 418 şeyi var, inisiyatifi, sanat inisiyatifi. Onlarla Şubat'ta bir yine bir işbirliği yapacağız. Burası İMÇ, mimarların çok sevdiği. Bu alanı aslında bir aslında vitrin yüzeyi. Bu vitrin yüzeyinde sanat işini tekrar işlevlendirmişler aslında bu inisiyatifi. O açıdan da ilginç. Ben de burada yer alacağım umarım, Şubat ayında. Böyle akademi kısmına geçiyorum. Böyle biraz pedagojik şeylerim vardı, pratiklerim diyeyim. Geçen dönemde Tansu Hoca ve Bilge sağ olsun, Kent Üniversitesi'nde Devrim Çimen ve Bilge Bal'la birlikte Stüdyo 2'de atölye yürütücülüğü yaptım. Ve doktora konuma geliyorum. Yani daha doğrusu ilk kez saha çalışması yaptım hayatımda. İki hafta önce döndüm. Bunu da iki hafta önce çektim. Çok kısa böyle minik bir dersim şeyi yapayım size. Tanıtımı mı diyeyim bilmiyorum. Burada belki belli olmuyor ama aslında 5 tane dağ keçisi var. Ve bu bir telelens değil. Epey yakınındayım yani. Ya dersim, dersimden bahsettim. Yani neden dersimde çalışıyorum? Dersimde sayılırım. Annem Dersimli, yani hep böyle onların hikayeleriyle büyüdüm. Dolayısıyla hep böyle bir Dersimle ilgili böyle bir aslında kişisel de olan bir yolculuğa çıkmak istiyordum ama hayat fırsat vermiyordu. Ben de ikisini birleştireyim dedim çünkü gerçekten doktora çok uzun ve yine berbat bir süreç galiba. O yüzden hani en azından ya yani işe yarasın gibi bir şeyle hani, diye düşündüm. Ve o yüzden hani bir taşla iki kuş mantığıyla bir yola girdim. Yani şey gibi bir konusu var tezin. Hani hem politik ekoloji hem coğrafya eksenli bir konusu var. Bunu böyle posthumanist bir açıdan ele alacağım. Ve aslında hani kısaca bahsetmek gerekirse dersimde bu çeşitliliği korumanın yani dersim diğer hani İstanbul diyorum, Türkiye'nin diğer yerlerine göre çeşitlilik açısından oldukça zengin bir yer. Bu birazcık da Alevilikle ilgili, Kızılbaş Aleviliği aslında ilgili olduğu muhtemel. Çünkü doğayla inanılmaz bir bağ var ve hani bir az önce gördüğünüz keçi de kutsal sayılıyor ve hiçbir şekilde değil elbette zarar verenler vardır ama en azından inançla böyle bir mit var bu hayvan bağlamında ama aynı zamanda bu su kaynakları ve diğer doğa için de geçerli, doğanın tümü için. Ve burası işte bir şu anda yukarıda gördüğünüz şu sarı işaretler ve kırmızı işaretler olası maden, olası değil aslında yani henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesi planlanan maden ve baraj projelerini işaret ediyor. Aslında burada çok daha azı var. Tam 128 adet maden projesi var ve hani şurada gördüğünüz gibi Muzun Dağları'nın tamamı maden sahası ilan edildi. Ya bunu işte İkizdere'den, Kaz Dağları'ndan bu konuyu biraz zaten biliyoruz. Çünkü hani bu aslında yerel değil, biraz da küresel de bir fenomen. İşte Avustralya'da da benzerlerini görüyoruz.
bu yerel halk bununla nasıl başa çıkıyor, buna nasıl mücadele ediyor? Ve belki de bu kadar doğayla bağlı olan yerel halkların bu konuda en azından mücadelesinde ve belki de engellemede bir katkı sunup sunamayacağını aslında merak ettim ben. Aynı zamanda bunu da böyle işte posthumanizmi dekolonize ederek, yani posthumanizm hem batı merkezli bir bakış açısı, bu yerel halklardan ne öğrenebilir ve Dersim'den, belki de Dersim inançlarından ya da kültürlerinden neler öğrenebilir gibi bir şeye sağlayacağım. Buradan böyle minik minik enstantaneler koydum, biraz bilelim diye. Ben de yeni öğrendim. Bu yukarıdaki sol üstteki Munzur gözelleri, burası da şey sayılıyor, kutsal sayılıyor. Sağdaki Ana Fatma, o da kutsal sayılıyor. Yani aslında kutsal sayılıyor dediğimin eşittir. Adı ziyaret bu yerlerin. Ziyaret diye anılıyorlar. Ve herhangi bir yer, aslında daha doğrusu bilmeyen birinin gözünden herhangi bir yer ziyaret olmaya yatkın. Örneğin burası da bir ziyaret. Gördüğünüz gibi üzerine böyle taşlar konulmuş ve dilekler dilenmiş. Demek ki burası bir ziyaret. Şu üstteki işte çırağı yakma ve lokma, yani niyaz ya da lokma dedikleri ekmeği ziyarette dağıtıyorlar. Ve bu şekilde bir ritüelleri var. Bu ritüellerden en önemlisi de Düzgün Baba Dağı'na çıkmak. Ben de gittim, çıktım. Şu sol üstteki dedemiz, Kemal Dede, bizimle birlikte çıktı sağ olsun. Ya inanılmaz bir deneyim elbette ve adım adım bir sürü ritüeli gerçekleştirerek gittiğiniz. Ve evet, yani çok beni çok etkileyen bir deneyim oldu. Umarım doktoram için hani bir şey çıkarabilirim, bir sonuç çıkarabilirim, bilemiyorum şu an. Ya ama şey, madem bu son konuşma, bütün hocalarıma, tabii ki İhsan Hoca'ya, Tansu Hoca'ya, Banu Hoca'ya, Şebnem Hoca'ya, hepinize ve diğer konuşmacılara teşekkür ediyorum ve dinleyenlere de. Tüm konuşmacılarımıza sunumları ve katılımları için tekrar teşekkür ederiz. Son olarak yüksek lisans program kurucu ekibinden Tansel Korkmaz hocamıza kapanış konuşması için söz vermek isteriz. Teşekkürler. Hepimiz çok emek verdik bilgiye dedi. Ama dedi
olmasak bir yüksek lisans olurdu ama insan olması olmaz demişler. Herkese teşekkür ederiz.